Merhaba, Tarih Konuşmalarına hoş geldiniz. Tarih Konuşmaları bu programdan itibaren farklı bir mekandan artık size karşınıza çıkacak, size seslenecek. Çünkü adıyla müsemma bir mekana ihtiyaç duyduk ve Tarih Konuşmalarını stüdyodan çıkarıp İstanbul'da Cibali'de hemen Haliç'e bakan bir mekanda yapmaya karar verdik. Haliç'e bakan bu mekan Kadir Has Üniversitesi'nin Rezan Has Müzesi. Çok değerli ve çok önemli bir müze. İlerleyen bölümlerde burayla ilgili ayrıntıları size aktaracağız. Nasıl bir müze olduğunu da anlatacağız. Ama bundan sonra programı burada yapacağımızı önce belirtelim. Evet, tekrar hoş geldiniz programımıza. Bugün Tarih Konuşmalarında yakın tarihimizden bir konuyu, iki ülkenin sosyokültürel ve ekonomik dokusunu derinden etkileyen bir olayı aslında ele alacağız. Daha doğrusu bir olayın miladını ve ardından yarattığı etkilerin toplamını. Tam 50 yıl önce o dönemdeki adıyla Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işçi alımı anlaşmasını ve bu anlaşmayla Almanya'ya başlayan göç hareketini ve 50 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri, ortaya çıkan manzarayı ele alacağız, konuşacağız. Söz konusu anlaşma 31 Ekim 1961 yılında imzalandığı zaman getireceği tarihi sonuçları ve eşine az rastlanan gelişmeleri elbette o dönemde kimse tahmin etmemişti. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Almanya'ya iş gücü göçü artık tarih derslerinde de ele alınan, tarih konuşmalarına bolca konu olan bir vak'a. İki ülkenin kaderi üzerinde çok önemli etkisi bulunan bir toplumsal değişim, dönüşüm öyküsü aslında bu göç. Tarih konuşmalarının bu bölümünde 50 yıllık serüvenin kimi unutulmuş, kimi unutulmaya yüz tutan ya da az bilinen öykülerine yine tarihi perspektif içerisinden bakmaya çalışacağız. Dilerseniz şimdi hemen size konuklarımı tanıtayım. Evet, Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Sayın Faruk Şen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi öğretim üyesi, toplum bilimci, sosyolog Sayın Doçent Ferhat Kentel. Hoş geldiniz siz de efendim. Hoş bulduk. Ve meslektaşımız gazeteci, araştırmacı ve yazar Sayın Gönül Kıvılcım. Kendisi 90'lı yıllarda özellikle Almanya'da gazetecilik deneyimine sahip, kitaplarıyla da kendisini tanıyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş evet, bulduk. Farklı bir mekandayız. İlk konuklarımız siz olduğunuz için aslında kendimi daha şanslı hissediyorum. Çünkü yakın dönemde konuşacağız. Biraz yakın dönem, biraz daha nispeten herkesin bildiği konular, başlıklar. Ama heyecan verici çünkü çok önemli toplumsal dönüşüme yol açmış her iki ülkede de bir gelişme. İş gücü göçü. Daha sonra insan göçü. Hatta Alman sosyolog Max Frisch'in dediği gibi biz işçi istemiştik. Ama insanlar geldi diyor. Yani insanların ihtiyaçları geldi. İnsanlar bir olgu değil. Gerçekten kanlı canlı insanlar gelip sadece çalışmadılar. İhtiyaçları vardı, istekleri, talepleri vardı. Tabii büyük hayaller ve umutlarla başlamıştı serüven. Ama çok kısa bir süre sonra Almanya acı vatan başlığını taşıyan bir, nasıl demek doğru bilemiyorum ama yani trajik öyküler manzumesine dönüştü sanki. Gerçekten öyle mi oldu ya da? Faruk Bey, ilk önce sizle başlayalım. Şimdi olaya bakarsak Türkiye açısından çok önemli bir tarih 31 Ekim 1961. Zira ilk defa Cumhuriyet tarihinde yurt dışına insan göndermeye başladık. Ve baktığımız zaman 50 yıllık bir geçmişe baktığımız zaman dünyada en fazla kendi sınırları dışında vatandaşını yaşatan 3. ülke konumundayız. Bakıyoruz Çin. 1,3 milyarlık nüfusunun 55 milyonu Çin ülkesinin dışında, sınırları dışında yaşıyor. İkinci ülke Hindistan, 1,1 milyarlık Hindistan'ın 35 milyonu yurt dışında yaşıyor. Bu da nüfusun %0,3'üne tekabül ediyor. Türk insanı, 73 milyonluk Türkiye'nin 6,5 milyonu kendi sınırları dışında yaşıyor. 3 milyon Almanya'da, toplam 5 milyon 200 bin kişi Avrupa Birliği sınırları içinde. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde. Batı Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği sınırları içinde 5 milyon 200. 1 milyon 300 bini de Norveç, İsviçre, Amerika, Avustralya, Kanada gibi ülkelerde. Bu çok büyük bir sayı.
nüfusu oranı %9. Yani oran açısından bakarsak biz dünyaya en fazla göçmen veren ulusuz. Bu da bir anlaşmayla başlıyor. Yani 31 Ekim'de başlıyor. Sizin dediğiniz gibi ilk önce insan gitmiyor, iş gücü gidiyor. Anlaşmanın kurallarına baktığınız zaman 2 yılda sonra o insanların geri dönüp yenilerinin gelmesi isteniyor ki alışıp kalmasınlar diye. Ve 72 yılına kadar, hatta 73 yılına kadar insandan çok işçi gücünden bahsedebiliyoruz. Bu insanlar geliyor, günde 8 saat yerine 16 saat çalışıyorlar. Büyük bir kapital akümüle etmek istiyorlar. Kendi ülkelerinde yatırım yapmak istiyorlar. 73'te değişim başlıyor, tarihsel değişim. 23, yani 31 Ekim 1961'de başlayan tarih, 25 Ekim 1973'te bu oil krizi, petrol krizinden sonra Avrupa Birliği ülkeleri dışından göçmen getirmeyi Almanya durduruyor ve bizim insanlarımız işçi olarak gelemiyor. Bir yıl sonra ailelerin gelmesi başlıyor, aile birleşimi. Aile birleşimi dediğimiz zaman Almanya yeni iş gücünü ihtiyaç duyuyor ve orada çalışan insanlarımızın karısı veya erkek kocalarını getiriyor ve çocuklarını getiriyor. Ondan sonra bizim insanımızın Almanya'daki yapışı değişiyor. Yani daha önce Gastarbeiter, yani tamamıyla Gastarbeiter, tamamıyla işçi gücü. Geçici işçi. Geçici işçi, fakat o geçici işçi kalıcı işçi oluyor. Zira 2-3 yıl sonra Alman hükümetinin yaptığı anlaşmaya göre bunların geri dönüp yenilerinin gelmesi lazım. Fakat işverenler ayaklanıyor istekleri. Alışan işçi kalsın, ben yenisine yeni tecrübeler kazandırmak istemiyorum. Yani tabii. Aile birliği sağlandıktan sonra artık geçici işçi ortadan kalkıyor. Tamamıyla kalkıyor. Ama bu sefer de ortaya yeni bir kavram çıkıyor, yabancı. Yabancı. Fakat o ilginç, 1972 yılın sonunda Almanya'daki Türklerin yapısına bakarsanız %91'i işçi statüsünde, yani sosyal sigortalı bir yasal. İşçi. Yani hepsi yasal zaten. O zaman hepsi yasal. Kalifiye. %91'i işçi statüsünde, %89'u erkek. Ondan sonra değişiyor ve 2011 yılında biz şöyle bir Türk-Alman Eğitim Vakfı olarak bir dokümentasyon yaptık. Şu anda çalışan nüfus %32, sosyal sigortalı çalışan, kadın oranı da %49. Demek ki artık orada tüm katmanlarıyla Türk grubunun, Türkiye'den gelen göçmenlerin her türlü sınıfta, her türlü yerde kadın erkek yer aldığını görüyoruz. Almanlarla en büyük değişimimiz, Almanya'da yaş ortalaması 48 iken bizde yaş ortalaması 26. Hocam isterseniz burada duralım. Çünkü evet, işte 1970'li yılların ortasında aile birliği sağlanıyor. Artık geçici işçiden farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Artık biz bu topraklara yaban diyemeyiz. Çünkü burası bizim yuvamız oldu demeye başlıyor Türkler. Geriye dönüş de öyle kolay değil. Hocam sizle devam edelim. Sonra bir kırılma yaşanıyor sanki. Yani Alman toplumu geçici olarak gördüğü, geçici olarak bünyesine aldığı insanları artık ekonomik nedenlerle de artık yavaş yavaş dışlamaya başlıyor, değil mi? Burada sıkıntılar yaşanıyor. Yavaş. Bir dönüşüm başlıyor daha doğrusu. Evet, galiba şöyle bir şey oluyor. Yani sizin işte 3 aşağı 5 yukarı fonksiyonel olarak adettiğiniz bir toplum, işte Gastarbeiter, yabancı misafir işçiler geliyorlar. Onu sistemin bir tarafına monte ediyorsunuz. Yani sistem normal olarak yürüyor. Sadece eksiklik duyduğunuz, ihtiyacını duyduğunuz makinenin bir parçasını Türkiye'den giden insanları monte ediyorsunuz. Şimdi işte başında söylediğiniz, yani işçi istedik, insanlar geldi dediniz. O insanlar yavaş yavaş hayatın içine doğru dalmaya başladıkça sadece bir fonksiyon icra eden bir takım insanlar, Alman toplum açısından söylüyorum, nasıl diyeyim, disfonksiyonel, işlevsiz veya başka bir takım işlevler yüklenmeye başlıyor ve toplumun kendisini algılama tarzı da ciddi bir değişiklik oluyor. Yani insanlar işte kültürleriyle geliyorlar. Yani insan olmak ne demek dediğiniz zaman sadece işte makine veya işte fabrikada çalışan bir işçi değil. Beraberin inancı, işte cinsiyeti, kültürel bir sürü değeri, her türlü özelliğiyle hayatın içine, toplum içine girmeye başladığınız zaman o fonksiyonlarla tanımlanmış olan toplum ciddi bir krize giriyor aslında. Yani onun akabinde işte hani o öldüğü varsayılan, yok olduğu varsayılan nazizm, işte neonazizlik olarak ortaya çıkıyor, ırkçılık, işte yabancı düşmanlığı falan, bir sürü özellik, negatif özellik yabancılara karşı böyle bir, nasıl diyeyim, ruh hali ortaya çıkıyor. Alman toplum biraz kendisini tanımlamak, yeniden tanımlamak gibi bir meseleyle karşı karşıya kalıyor. O galiba öyle bir dönüm noktası diye düşünülebilir. Ama tabii o, yani daha sonra konuşuruz gerekirse de, bir tür belki hem Türkiye'ye bakarak, yani o dönüm noktaların bence en önemli tarafı o. Yani
işte gariban, gurbetçi, işte acı vatan vesaire dilinden o zamana kadar çok da bir sürü kelimemiz var. İşte Almanya gittiler, Almanca oldular, dönüştüler, kendilerini unuttular gibi bir takım lafların yanı sıra bir yandan iki toplum birden çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Yani sınırları kapalı olan, kendisini sadece bu toplum olarak tanımlayan bir takım insanlar artık çok kolay öyle bir imkan ortadan kalkıyor. Ne Almanya için ne Türkiye için artık böyle bir şans tam bahsetmek ama bu insanlar için de külliyen herhalde iki arada bir derede hali başlıyor Araf. Yani Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı bir kimlik bunalımı da başlıyor galiba. Ya böyle bir şey tabii deniyor. Yani evet. Bizim işte Ayhan Kaya'yla beraber bizim yaptığımız araştırmada yola çıkarken hipotezlerimizden biri de buydu yani. Böyle bir laf var daha doğrusu. Bu insanlar arada kalmış insanlar. Bizim araştırma, yani bu araştırma her zaman tabii yanlışlanabilir, yeni bir takım bilgilerle falan değerlendirilebilir ama bizim daha çok farkına vardığımız ya da işte belki öne çıkardığımız, önemli gördüğümüz bir özellik ise bu arada kalmaktan ziyade iki şey birden olmak aslında. Yani bizim modern klasik toplumlarda işte ulus devlet temaları altında kendimizi daha çok işte bir ulusla tanımlıyoruz. Bir devlet, pasaport, evet. Kimlikle tanımlıyoruz. Bu tanımlamalardan ötürü iki arada bir derede kalmak gibi bir laf üretiyoruz. Ama belki de o zamanlar sahip olmadığımız kavramlar vardı. Ya da bir takım kavramlarımız eksikti, o yüzden böyle tanımlıyorduk. Halbuki artık yavaş yavaş şunu görmeye başlıyoruz. O insanlar ne Alman ne Türk değil. Hem Alman hem Türk aslında olmaya başlamışlar. Bu bize işte melezlik, interkültürel, kültürler arası vesaire gibi aynı anda birçok özelliği birden barındırmak gibi bir süreci yaşamaktaymışlar meğerse. Ve ilerleyen aşamalarda Euro-Türk. Tabii yani veya Euro-Türk'ün kendi altında dünya kadar başka tanımlar yapabilirsin. Berlinli Türk, işte ne bileyim Brüksel'li Kürt, işte Avrupalı Müslüman, işte Berlinli Afyonlu, Berlinli işte bilmem nereli vesaire gibi bir sürü. Yani hem kalktığı, buradan hareket ettiği, çıktığı şehir ile Berlin veya Stockholm. Sosyo-kültürel ama sosyoekonomik olarak da mesela profesyoneller var, doktorlar, mühendisler, avukatlar ama bir taraftan da kol gücüyle çalışanlar var. Belki öyle de bir sınıflandırmaya gidiyor. Yani, ya da şöyle bir şey işte o farklılaşma, yani sadece bir fonksiyon işçi olarak tanımlanmış olan insanlar çok daha çoğul özellikler sunmaya başlıyorlar. İşte Faruk Bey'in anlattığı olay, yani işte toplumun çok daha geniş kesimlerinde artık toptan total bir özellik sunmaya başlıyor. İşte tabii doktor da olacak. Kadın işte erkek oranında değişecek, gençler olacak. Babaları daha adapte olmaya çalışırken gençler çok daha başka bir özellik sunacak. Ne bileyim işte bizim araştırmada aklımda kalan bir anekdot vardı. Çok benim için çok anlamdır. İşte bir yaşlıca bir adam, ilk kuşak gelenlerden birisi şey demişti. İşte biz geldiğimiz zaman işte Bahnhof'ların, o tren istasyonlarının hemen dibine bir yere ilişmiştik. Çünkü yani hemen dönecektik zaten yani ve korkuyorduk da zaten. Nasıl gideceğiz ki işte fabrika, ne o işte işçi konutları, ne derler ona işte lojmanları gibi bir yere gidiyorduk. Fabrika, lojman, işte hafta sonları işte çıkıp bir iki korka korka çekinerek işte bir iki alışveriş bilmem ne yapıyorduk. Şimdiki gençler şey diyordu ya, şehrin içine dağıldılar. Yani korkmadan şehrin içine yürümek, şehrin içine dağılmak dediğin zaman bayağı o şeyi, ruh halini ne kadar farklılaştığını gösteriyor. Evet, ama nihayetinde Almanya için 1980'lerin başı, 70'lerin ikinci yarısından sonra artık iyice ekonomik dayatmalar da tabii geliyor. Ya dışarıdan Almanya petrol krizi, az önce siz de bahsetmiştiniz. Bütün dünyada bir çalkantı yaşanıyor ve Almanya yavaş yavaş bir toparlama tabii ziyadesiyle 1945'ten, yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir toparlama trendi içerisinde. Ve nihayetinde gelen geçici işçiler de aile birliğiyle beraber bir Ausländer, yani yabancı, dışarıdan gelen insanlar haline geliyor. Hakkınızı almak istemiyorum ama Ferhat Bey'in dediklerine bir şeyde katkıda bulunmak istiyorum hakikaten. Lütfen. Bu bir yumurta, soğan teorisi vardır. Yani katmanlar, üst sınıf, orta sınıf, alt sınıf, üstünde, üstün üstü, üstün ortası, üstün altı gibi. Türkler oraya gittiği zaman Almanya'da alt sınıfın ortası, alt sınıfın altı olarak görürdüler. Yani biz oraya gittik ve Alman işçisi sınıf atladı. Ne oldu? Usta sınıfına geldi. Fakat bugün baktığımız zaman artık üstün üstünden altın altına kadar her türlü sınıf var. Şu anda orada 1300 kadar doktorumuz, 6000 avukatımız, mühendisimiz var. Fakat Almanya, Ferhat dostum orada bir açıklama yaptı. Neonazizm ve o ölmeyen ırkçılık o kadar gelişti ki son zamanlarda Almanya'dan hızlı bir geri dönüş başladı. Hızlı bir geri dönüş Almanya'nın aleyhine, Türkiye'nin lehine. Geçenlerde Türk TRT bir program yaptı.
nostaljiyi yaşatmak istedi. 26 Ekim'de bir tren kaldırdı Sirkeci'den. Türklerin Münih'e gidişi 4 gün artık bakanlardan tütün gazeteciler falan ilk defa bir şey bulmuş gibi onu yaptılar. Halbuki o bir tarih oldu. Artık o tamamıyla eski tarih tamam, işte oldu. Zaten onu konuşalım. Hayır bizde. Eski tarih oldu. Şimdi yeni tarihe bakarsak o gidenleri değil. Şimdi Türk Hava Yolları Düsseldorf, Münih, Frankfurt'tan uçaklar kaldırarak orayı bırakıp Türkiye'ye gelen, Cihangir'e yerleşen dizi oyuncuları, doktorlar, evet, hukukçular, evet. 190 bin tabii. Gencimiz, o sokağa çıkmaya şimdi çekinenler, onlar artık geri dönüyor. Geldiğimiz nokta itibariyle evet, çok daha farklı bir süreç çok. Herhalde başladı. Belki onun miladı da 90'lı yıllar aslında. Yani ikinci kuşağın yavaş evet. yavaş Ausländer yani yabancı kendisini hissetmesi ama bir taraftan ya ben Almanya'da doğdum, tabii. yaşıyorum ve gayet güzel Almanca konuşuyorum, gayet iyi entegre babası oldum. Babası gibi Bahnhof'ta oturmak artık orada kolay içmek istemiyor. İşte o dönemde Gönül Hanım meslektaşımız Almanya'daydı. Şimdi yazdığı kitaplarda az önce de yayına geçmeden önce biraz sözümü ettik. Karakterler, göçmen karakterler var. Beni en çok etkileyen filmlerden birisidir Dönüş. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı. Burada prototip bir daha doğrusu bir göçmen tip vardır. Kadir İnanır'ın çok başarılı oynadığı. Elinde bir Grundig radyo, kaset çalar. Kafasında bir fötr şapka, hafif bir Baviera şapkası yanından bir tavus kuşu tüyü sarkar. Ceket kravat köyüne döner. Ve bir Mercedes'le tabii. Yani aslında uzun yıllarda Türkiye'de bu tipoloji hep hafızalara kazındı sanıyorum. Fakat 90'larda işte bu tipolojiyi tamamen yıkan başka bir yani Bahnhof'lardan çıkan ve başka yerlerde yaşamak isteyen gençler, ikinci kuşak geldi değil mi? Evet. Demin 50. yıl göç konuşurken göç olgusu bardak, bir bardakta su diye bakarsak yarısı dolu bir bardak. Nereden baktığımıza bağlı olarak aslında iyimser ve kötümser bir tablo çizebileceğimiz bir olay. Yani bu bardağın iyimser olarak baktığımızda yarısı dolu diyebiliriz. Tabii. Göçün bize katkıları oldu, Almanya'ya katkıları oldu. Bir dönüşüm yaşandı. Orayı Anadolu'dan, işte Doğu Anadolu'dan, Trabzon'dan, Trabzon'un köylerinden gitmiş insanlar eğitim şansına sahip oldu. En alttaydılar evet ama yavaş yavaş yukarı çıktılar. Başarı hikayeleri var. İşte siz Dönüş dediniz, benim aklıma hemen Fatih Akın'ın filmi geldi, Duvar. Evet. Defalarca seyrettiğim, ben de izleri olan bir film. İkinci kuşağın filmi. Arada kalmışların ya da hem orada hem burada olanların, Ferhat Bey'in dediği gibi filmi. İşte Sezen Aksu dinler onlar. Türkçeden iyi Almanca peki. konuşur ama evet. Türkiye ile bağları kopmamıştır. İşte aşık olduğu kadın dolma yaptığında hoşuna gider hala. Evet. Rakı içer oturur masada. Ama ikinci kuşak tabii iyi eğitim gördü. Yani nispeten tabii ki babalarıyla hiç karşılaştırmıyoruz. Yani Almanya'da eğitim gördüler. İyi eğitim gördüler ya. Ama bir de tırnak içinde... bir kayıp kuşaktan söz ediliyor. Yani mevcut koşullara son derece tepki gösteren, yani Almanya'da bulunmasını aslında kendisini yabancı gibi hisseden, Almanya'da Alman gibi artık hissetmeyen ama Türkiye'ye gelip yaşayamayan insanlar. Öyle değil mi? Öyle bir kuşak yok mu? Kayıp kuşak terimi esasında yanlış. Bunu bazı evet. Türk televizyoncuları giderek hakikaten ne dedik? Bütün sınıflarda varız. Kaybedenler olduğu gibi kazananlarda da varız. Şimdi Ferhat Bey dedi, artık sokaklara çıkmaktan çekinmiyor dedi. Esasında biz dolaşırken Almanların çekindiği bölgeler bile oldu. Zira Türk gençleri artık babaları gibi bir lokma bir hırka filozofisinde hareket etmiyor. Babaları Seyunt Dağı çok basit yerlerden giyinirdi. Gelirlerinin %40'ını tasarruf eder ailelerine yollarlardı. Dediğim gibi Bahnhof'larda kolay içer. Haftada bir pazar günleri belki gider bir kafede Alman kadınlarına bakardı. Yeni gençler öyle değil. Artık bunlar en iyi spor pantolonları giymek istiyor. Spor ayakkabıları ve şu anda Almanya'da 40'ın üzerinde diskotek var. Bu diskotekler Türk diskotekleri. Buna da Almanlar açılmasına neden oldu. Türk gençlerini, Alman diskoteklerini, Alman kızlarını rahatsız eder diye almadılar. Bunu gören Türk bir şöbbesileri akıllı bir iş yaptı. Bugün öyle diskotekler
kuruldu ki İstanbul'a ben bir yıldır İstanbul'da öyle diskotek görmedim. Bochum'da bir Taksim diskoteği vardır. Cumartesi günü 5000 Türk genci gelir. Bunlar en iyi giyinenler gelirler ve Almanlar gibi eğlenirler. Onlar Michael Jackson veya Madonna'yı dinlerken rap olarak, bizimkiler Sezen Aksu, Tarkan'ı dinler. Onlar Alman birası içerken bizimkiler bir Türk birası içerler, Türk rakısı içerler. En son arabayla gelir ve kız arkadaşından orada flört eder. Artık oradaki genç sınıf, ikinci, üçüncü ve yakında dördüncü nesil istekleri Almanlarınkinden eşit. Ve dışlanmayı onlar babalarından daha fazla hissediyor. Baba hissetmedi. Baba yurtlarda kaldı, işçi yurtlarında kaldı. Bahnhofların dışına çıkmadı. Şimdi Türk gencini her yerde görüyorsunuz. Gidiyorsunuz Stuttgart'ta Bosun Eskade'nin outletleri var. Ben ara sıra konferanslarda giderim. Ben orada alışveriş yapamam. Zira orası tamamıyla Türk gençleri ve İtalyanlarla doludur. Herkese selam vermekten şey yapan adam artık tamamıyla bir moda hissinden yaşıyor ve en iyilerini kullanmak istiyor. Tabii ki maalesef orada ekonomik kriz, Almanya'da her 7 yılda bir ekonomik kriz olurdu. 66'da ilk kriz oldu, 67'de bizim birçok işçimizin anlaşmalarını yenilemediler, geri yolladılar. 7 yıl sonra bu 73 krizi oldu, 2 yıl sürdü. İşte Almanya, Türkiye'den işçi getirimi donduruldu. 81 krizi 83'e kadar sürdü ve biliyorsunuz 10.500 mark kanununa göre Türkleri biz geri dönmeye Almanya'dan mecbur edildik. Ve toplu olarak işçi paylarını aldılar, emeklilik kesintilerini ve geri döndüler. 90-94 yılları arasındaki krizde Alman aşırı sağa Mölln ve Solingen'de Türk kadınlarını yaktı. 2000'li yıllardaki kriz 5 yıl sürdü. Değişir dedik. Fakat o zaman küresel krizde geldikten sonra Almanya hala krizde. Benim ülkem 2002-2007 yılları arasında toplam %42 büyürken Almanya %8 büyüdü. Onun için artık o insanlarımız maalesef babaları gibi iş bulamıyor. Kaliteleri arttı, iş kısıtlandı. Onun için geri döneceğiz. Şimdi o zaman 2000'li yıllara kadar geldik ama biz yine 1961'e döneceğiz. Kısa bir ara verelim. 1961'deki ilk o trenlerle, Katarlarla giden işçilerin biraz öykülerini tekrar dinleyelim. Kısa bir ara veriyoruz. Evet, tarih konuşmalarına tekrar hoş geldiniz. 50 yıl önce Almanya'ya başlayan, sonra fasılalarla devam eden ama 1980'lerde nispeten azalan iş gücü göçünü ele alıyoruz bu programda. İstanbul'da Cibali'de Kadir Has Üniversitesi'nin hemen yanındaki çok güzel, mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken Rezan Has Müzesi'ndeyiz. Ve ilk defa programımızı buradan yapıyoruz. Heyecan verici bir yer hakikaten. Evet, biz yine büyük hayaller ve umutlarla başlayan bir serüvenin öykülerini tarihi perspektif içerisinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gönül Kıvılcım'la devam edelim. İlk kafile 1961'de gitti. Çoğu kalifiye elemandı. Tophane'de Alman sefareti bir irtibat bürosu kurmuştu. Almanya kağıdı bekleniyordu. Gidenler oraya hem işte görüşmeyi yapıyorlar, ne kadar kalifiye olduklarını anlatıyor Almanlara. Daha sonra da bir Almanya kağıdı bekliyorlardı. Tırnak içinde Almanya kağıdı diyorum. Mektubu alan hemen koşa koşa irtibat bürosuna gidiyor ve bir doktor kontrolüne alınıyordu. Daha sonra tahta bavullar toplanıyor ve trenlere biniliyordu. İnsana dramatik geliyor. Birkaç seneliğine gitmeye hepsi heves etmişti. Birkaç sene işte bir traktör parası, bir başlık parası da vardı belki kimilerinin şeyinde, çantasında. Ama çoğu kaldı. O yıllardan sizin 90'lara doğru çizdiğiniz portreler. Biraz bize o insanların öyküsünü siz nasıl anlatıyorsunuz? Aktarır mısınız? Şimdi başlamadan önce ben yine meslektaşım Dilek Sapçıoğlu'nun NTV Tarih için yazdığı yazıyı burada anmak istiyorum. Evet, onlar yoksuldu gidenler ama özel insanlardı diyor. Bu benim hoşuma giden bir açımlama. Çünkü göç hakikaten özel bir deneyim. Bizi çırılçıplak bırakan bir deneyim. Ben de araştırmacıyım, yazarım, gazeteciyim ama göçmen de oldum. 10 yıl Avrupa'da bulundum. İşçi olarak gitmedim, üniversiteye gittim ama fark etmiyor. Gittiğinizde o zamana kadar öğrendiğiniz ana diliniz hiçbir işe yaramıyor. Öğrendiğiniz sokak adları, pratik deneyimler,
her şey farklı orada ve birdenbire sıfırlanıyorsunuz. Bu insanlar için de geçerliydi ve bunu göze aldılar. Gidenler cesur insanlardı aslında. Ve bence burada iki ülkenin de özelliklerine bakmak lazım. Göç olayında Almanya ve Türkiye, biri travmatik, çok tarihte olaylar yaşamış bir ülke. Dolayısıyla yeniden başına gelebileceklerden çok ürken bir ülke. Türkiye sömürge olmamış bir ülke. Ben bunun ne demek olduğunu Norveç'e gidince fark ettim. Aslında işte Bangladeş'ten gelenler, Afrika'dan gelenler daha yumuşak başlıyken, daha itaatkarken bizler daha sorgulayıcıydık. Daha diktik. Evet, bizi getirdiniz buraya, burs da verdiniz ama bizim haklarımız var deyip itirazlarda bulunan öğrencilerdik. Aynı şey aslında galiba Almanlar da Türkler de deneyimledi. Onların işte Faruk Bey'in dediği gibi geri döneceğini sandı, bir takım haklarla yetineceğini sandı. Ama Türkler ticaret hakkı verilmedi, işte Geberbe dediğimiz, onlar Almanlara para ödeyerek aldılar onu. Aileleriyle dayanışma içinde dükkanlar açtılar, gece geç saatlere kadar çalışarak kuralları yine yıktılar. Ve sonunda aslında Almanların belki beklediğinden daha büyük direniş gösterdiler. Evet. Ve sayılar arttı. Cesur insanlar. Evet, ve sayılar arttı. Yani göç biraz yine Faruk Bey başında belirtmişti sayı olarak. Türkiye'nin, Türklerin kaderi gibi. Yani her tarafa gidiyoruz. Sadece Almanya değil, her tarafa gidiyoruz. Ama Almanya çok özel bir vaka hakikaten. Ve sayılar arttıkça, işte benim 90'lı yıllarda, Almanya'da bulunduğum yıllarda ırkçılık yeniden hortlamaya başladı. Bundan Türkler kadar Almanlar da korktu. İşte o tarihteki travmatik olaylardan dolayı. Yani bizden önce onlar çıktı belki sokağa. Türkler devriyeler kurarken onlar da yürüyüşler yaptılar. Yani bunu hep göz önünde bulundurmak gerekiyor sanırım. Bu iki ülkenin birleşmesi çok özel. Ama bundan sonrası nasıl olacak? Bu yeni kuşaklar için orası artık gurbet değil. Öyle mi Ferhat Bey? Artık gurbet değil değil mi? Yani o kadar çok bu süreç aslında inanılmaz değiştirdi aslında. Yani Almanya değiştirdi, Türkiye değiştirdi ve bunu yapanlar bizzat orada değişen insanlar yaptı bunu. Yani işte belli bir işlevle tanımlanmış diyordum ya, işçisin sen. Veya buradan baktığın zaman da bir işlev var. Onlar bize döviz yollayacaklar diyen de ülkenin kalkınmasında önemli katkıda bulunacak bir takım bir şey, ihraç malı gibiydi. Yani işte bir şey adam yolluyoruz, para gelecek gibi gayet faydacı yaklaşımla işte bakılan insanlardı. O insanlar kuşaklar itibariyle giderken işte hem kendileri değiştirdiler ve dokundukları iki ülkeyi de değiştirdiler. Yani işte nasıl değişiklik oldu? Az önce söylemiş olduğum şey işte kendisini Almanyalı Türk, Berlinli Türk, işte Brüksel'li bir şey, Müslüman, Avrupalı Müslüman, bir sürü isimlerle tanımladığı zaman insanlar şöyle bir şey çıkartıyor karşımıza aslında. O değişimin en önemli özelliği bize başka bir şey hatırlatıyor. Biz aslında hepimiz meleziz aslında bir yandan. Yani onlar bunu işte 50 yıllık bir süreç içinde bize öyle bir ders verdiler ki, ya da bu süreç, yani bizzat böyle bir takım ders veren insanlar gibi değil mi? Bu sürecin kendisi bize o kadar çok ders verdi ki, göçün zaman içinde öğrettiği şey şu: insanlar asla çıktıkları yerdeki o orijindeki neyse tanım asla öyle kalmıyorlar. Birçok başka özelliği bir araya getiriyorlar. Mesela işte genelde dendik işte daha vasıflı veya vasıfsız ama işte daha kültürel olarak geleneksel yerlerden gittiler insanlar Avrupa'ya doğru. Tamam, Almanya gittiler ama arkasından bunun Fransa'sı, işte İngiltere'si, Norveç'i, Hollanda'sı, Belçika'sı falan bir sürü yer geldi. Ve tam melezlik öyle bir şey çıktı ki tek düze aynı tür bir melezlik de değil bu çıkan ortaya. Yani Fransa ve Almanya'da Türkiye kökenlerin entegrasyonuna baktığınızda inanılmaz farklı süreçler var mesela. Almanya'da çok daha nasıl diyeyim cemaat yapıları korundu. İşte Fransa'da çok daha gizli saklı bir cemaatçilik oldu. İşte Fransız yurttaşlık tanımı, Fransa ulus tanımı ve Almanya'nın ulus tanımı arasındaki farklardan ötürü. Çünkü Almanya ırk, kültür esasında dayalı bir yer. Ve yani sen zaten yabancısın, yani Türksün. Benim ulusuma zaten dahil olmayacaksın ki. Zaten işte misafirsin, bir parçasın, gideceksin. Ama Fransa'da öyle değil. Dil olarak, en azından resmi işte genel geçer dil olarak sen gel çalış, İşte buranın vatandaşı olacaksın diye bir dildi. Şimdi bu farklı bir takım sonuçlar yarattı. Öyle ki Belçika'nın Valon ve Flaman bölgesinde bile farklılaşma var. Yani oraya giden işte Türkler, Belçika'ya giden Türkler Valon bölgesine, işte daha Frankofon, Fransız bölgesine gittiği zaman başka bir takım özellikler geliştiriyorlar. Başka bir melezlik geliştiriyorlar.
Flaman bölgesine, daha Hollanda tarafına giden... Daha farklı bir uyum gösteriyor. Farklı bir uyum. Yani ülkelerin yaptığı şey çok önemli sonuç. Ben bir otomatik işte böyle özüm var, bir cevherim var, gittim bu cevherle orada var oldum diye bir şey yok aslında. Bir tür müzakere yapıyorsunuz. Bulunduğunuz şehirle, ülkeyle, oranın politikalarıyla, ırkçılığıyla veya işte daha kabul mantığıyla bir takım müzakerelere giriyorsunuz. Müzakereler eşliğinde ortaya çıkan sonuçta bütün ezberlerimiz yıkıldı aslında. Yani hem buradaki işlevler hem öbür taraftaki işlevsel mantık yıkıldı. Özellikle 70'li yıllarda, yani 70'li yılların ikinci yarısından itibaren Almanya acı vatan şeklinde tanımlanan bir gaya kuyusuna, bir korku tüneline girme ruh halini ya da onu anlatan öyküleri, filmleri, şarkıları, Yüksel Özkasaplar var değil mi? Kendi kültürünü yaratıyor çünkü o melez kültürün içerisinde. Peki onun neye yormalı? Şimdi onu yorulacak iki tane önemli yer var. Yani hani olumlu taraflarını anlatıyoruz bir taraftan ama bir taraftan da evet yani kendini uzakta hisseden, gurbette hisseden ve kendi altyapısını kuruyor. Ne yapıyor kendi altyapısını? Dediğiniz gibi Yüksel Özkasap'ın kasetleri o zaman yok satıyor. Bütün kentlerde Türk lokalleri, Türk müzikalleri oluyor. Evet. Geliyor orada hakikaten ya Alevi müziğini dinliyor ya türkülerini dinliyor. Biraz daha modernlere Türk müziğini getirip dinliyor ve altyapısını kuruyor. Türkler kültürlerini de oraya getirdiler ve kültürlerini tamamlamalıyla orada oturttular. Bunda önemli zaten Almanları rahatsız etme 70'li yıllarda aile birleşimiyle başladı. Almanya ile Gönül Hanım'ın dediği çok önemli bir konu. Biz sömürge olmadığımız için hiçbir zaman baş eğmeyen bir. Alman da hayatında hiç sömürgelere sahip olmadığı için göçmenlerle, yabancılarla nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Bu iki ulusun buluşması biraz ters oldu. Almanların bir tecrübesi var. Almanlar Polonyalıları getirdiler ve Polonyalılar 12 yıl içinde öyle bir asimile oldular ki Alman'dan çok Alman oldular. Polonya kökenleri ancak soyadlarından ayırabilirdiniz. Alman sağcıysa bunlar daha da sağda oldu. Almanların beklentisi aileyle birleşiminden sonra acaba Türkler de böyle bir asimile olur mu diye. Türkler 3 nedenle hiç asimile olmadı. 1. Ayrı bir dinden gelenin asimile olması olmuyor. 2. Türk altyapısını çok çabuk getiren, yerleştiren, kendi mahalle düzenini getiren, bir de 67'den sonra kendi akrabalarını ve köylüsünü getiren bir anlamda get dolaşıyor. Üçüncü olarak da Almanya, Türkiye birbirine çok yakın. Yani şu anda 70'li yıllardan itibaren bavulunuzu alıp Düsseldorf, Frankfurt havaalanına gittiğiniz zaman her an uçak bulup işçi uçağı yahut Türk Hava Yolları'na dönebiliyorsunuz. Ülke bağı çok gelişiyordu. Sonra 90'dan sonra özel televizyonlar, ilk önce kasetler sonra özel televizyonlar, Türklerin Almanya'da apayrı bir dünya içinde, paralel bir dünya içinde yaşamasını sağladı. Paralellik her zaman yanlış değildir. Yani Almanlar der ki siz bir paralel toplum. Almanya'da ben de Türkiye'ye geldim. Türkiye'de de herkes barış içinde yan yana yaşıyor. Yani iç içe yaşamıyoruz. Artık endüstri toplumunda herkes komşularından görüşmüyor. Biz paralel dünyamızı kurduk orada. 91-93 yılları arasındaki bir aşırı sağın saldırılarından sonra Türkler küstü. Camilerimizin sayısı arttı. Spor kulüplerimizin sayısı arttı. Dükkanlarımızın ve diskoteklerimizin sayısı arttı. Artık barış içinde yan yana yaşamak isteyen bir topluluk haline geldik. Ve her açıdan da kendi işverenlerimiz çıktı. 77 bin tabakın tespitlerine göre kendi başına iş kurmuş insanımız var. Bu noktada paralel evren ya da paralel dünya heyecan uyandırdı bende. Çünkü son dönemde bunun üzerinden çok fazla sanat ürünü de ortaya çıkıyor. Evet, Almanya'da yaşayan Türkler bir paralel evren oluşturmuşlar sanki. Enteresan bir benzetme. Katılıyor musunuz siz? Tabii ki. Yani bu. Ama bu paralel evrende de kendilerine en fazla korudukları din ve dil sanki. Yani mesela Almanlar Türkleri en fazla dil bilmemekle, dili bilmedikleri için entegre olamadıklarından ötürü suçlarlar. Sanki yanlış mı bilmiyorum bu yaklaşım? Evet, galiba öyle yani. O yüzden işte bütün Avrupa'da biraz bu sekürtarizm, ne o güvenlikçi politikalar arttıkça mesela işte bütün ülkelerin koymuş olduğu kıstaslar arasında sürekli işte dil öğren öyle gel. Artık İstanbul'da şey var mesela ya da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde vize almak için gerekli şart olan dil dersleri hızla verilir. Bilmem işte Almanca dil vize sınavına hazırlanılır diye bir şey. Yani oradaki şikayet özellikle dil konusunda işte aynı zamanda kültürel değerlerin tanımı Hollanda'da ya da Fransa'da yanılmıyorsam neredeydi böyle bir
test vardı. İşte göçmen adaylarına bir takım böyle ahlaki vesaire değerler üzerine test yapıyorsun. İşte bir eşcinsel hakkında düşünüyorsun, alkol hakkında düşünüyorsun, domuz hakkında ne düşünüyorsun falan gibi şeyler. Dolayısıyla bu sorulara verilen cevaplar bir Avrupalı gibi, Hollandalı gibi, Alman gibi vesaire, işte tam deneyin nerede olduğunu hatırlamıyorum testin. O zaman sınavı başarıyla geçeceksiniz. Yani dil belki en çok görüneni, ama dil aslında bir yandan beraberinde o diğer değerler, gelenekler, adetler vesaire olan inanç, din tarafı yani saklıyor tabii. Yani tabii dil en çok görünen, ama belki şöyle bir şey. Şimdi ben göçmen olarak reddettiğim zaman beni asimile etmeye çalışan toplumun özelliklerini atıyorum, girmiyorum, kullanmıyorum. İşte okula çocuğumu şu derse gönderiyorum, bu derse göndermiyorum diyerek bir şey yapıyorum. Dille bunu rasyonalize edebiliyorum. Konuşmuyorum da. Dolayısıyla ilk önce Alman, ortalama Alman ulus vesaire, işte entegrasyon, asimilasyon mantığı gel önce bana dilini bir defa dilimi çöz diyerek baskı kuruyor. Dolayısıyla o yüzden galiba işte dili dayatıyor, ama sadece dil değil. Beraberinde arkasından gelen bir sürü başka şey var. Yani bu, şöyle bir şey de söyleyeyim uzatmadan hemen. Yani bütün medeniyet tırnak içinde bu işte uygarlaştırma, işte modernleştirme, çağdaşlaştırma falan, bütün politikaların hepsinde aslında üç aşağı beş yukarı böyle bir şey vardır. Yani bu sadece göçmenler için değil, bir ulusun altındaki daha işte etnik olarak marjinal kalmış veya işte baskı altına alınmış bütün kesimler için veya sınıfsal olarak işte köylüler için de uygulanan politikalardır bunlar. Yani sen işte burjuva toplumu, işte modern çağdaş bir toplum olarak bir takım insanları esas olarak merkeze çekmek yükümlülüğünde hisseder bu tür toplumlar. Bunun da araçları var. Araç, utandıracaksın bir defa. Öncelikle senin var olduğun halde utandıracaksın ve dolayısıyla karşılığı bu şey bana özeneceksin. Ama eğer bu özendirme ve utandırma mekanizması çok radikalse, yani benim arada köprüleri kurmam için bir sürü zorluk varsa, böyle durumda ben genellikle beni utanmam beklenen şeye çok daha fazla sarılıyorum. O getto veya cemaat gibi özellikler yani, tam böyle bir yerde ortaya çıkıyor. Sen bu dili kullanmıyorsun. Kullanamıyorsun. O yüzden bazı haklara sahip olamıyorsun demek var. O zaman ben onlara sahip olmayayım, ama ben dilimden vazgeçmeyeyim diyen bir gettolaşan Türk toplumu var. Ya mesela yani bu tamam, Türklere özgü bir takım bir sürü şey var, ama aklınız vardır, bilirsiniz muhtemelen. Çok yönetmeni unuttum şimdi işte. İsviçre'ye giden bir İtalyan göçmeninin hikayesini anlatan Pano Şokola, işte ne çikolatalı ekmek gibi bir film vardır mesela. İşte bir İtalyan saçlarını boyar mesela, sarıya boyar. İşte İsviçre toplumuna adapte olmak için falan, sonunda ortaya çıkar falan. Yani işte belki bu şapkalar, işte kenarı tüylü fötr şapkalar, işte radyolar vesaire falan, bir sürü şey. Bir yandan şeyi gösteriyor aslında, ya ben senden çok fazla böyle uzak kalmak istemiyorum diyen bir taraf var. Ama ben benzemeye çalıştıkça kendisine özendirmeye çalışan toplum benim her sene başarısız bir sınav verdiğimi düşünüyor. Hala bana tam olarak benzeyemedin. Hala benim gibi konuşmuyorsun. Şöyle kokuyorsun, sarımsak kokuyorsun. Ben yemek gürültü yapıyorsun işte gibi gibi bir sürü özellikle karşı çıkıyorlar. O zaman işte ben de şöyle bir şey oluyorum. Faruk Bey'in dediği gibi kendi diskoteklerim falan, ama bir yandan camiler, minareler yükselmeye başlıyor bir sürü yerde. İşte kendi kültürümü yaratacak. Alevilik, Sünni İslam konusunda işte daha Müslüman bir takım çabalar. Sol gruplar. Yani bir de ayrıca belki o denk gelirse onu da konuşalım. İşte 70'ler 80 darbesiyle birlikte tabii önemli bir ayrı var, başka bir göç dalgası çok daha politikleşen var. Ve politiklik tam da oradaki cemaatleşme özelliklerini çok daha nasıl diyeyim, üst bir bilinç veren, onu cemaatleşmeden kastınız yani küçük kendi içinde kapanmak. Kendi biz Aleviler, biz Müslümanlar, biz gelenekseller, biz Emirdağlılar, biz işte bilmem nereler, kullular diye tabir ettiğimizin üzerine politik bilinçle başka bir şey daha ekliyorum. Ben bunu tanımlıyorum. Bu benim hakkımdır diyor. Mesela oradan da gene onu da sonra gireriz. Uzatmak istemiyorum şimdi. Çok kültürcülük, multikulturalizm gibi bir aslında bütün Avrupa'ya, belki bütün dünyada yaygın olan bir şey de aslında bir göçmen işidir. Yani işte klasik modern toplumun sınıfsal vesaire kendisini anlatmaya çalışan, mücadele eden toplumsal hareketler yerine çok daha kültürel temelli multikulturalizm tartışmaları da buradan bir yerden çıkıyor. Nedir aslında multikulturalizm? Avrupa'nın icat ettiği bir şey değil. Bizzat bu göçmen insanların kendi farklılıklarını koruyabildikleri, korumak istedikleri bir tür siyasal ve kültürel talep kültürü aslında. Bunu sonradan başka nerelere geçti o da ayrı hikaye. Ama multikültürizm tam bu göçmen işidir aslında. Örneğin bunu düşünmek lazım belki. Peki biraz daha geriye dönüp Gönül Hanım, Türklerin dil konusunda hakikaten bir sıkıntısı var Almanya'da. Doğru bir saptama mıdır bu? İçin daha doğru. Yani 3. 4. kuşağın tersine bir dil problemi yani dil var. Bilmemek, Türkçeyi demek, entegre olamamak ya da belki hocamızın bakış açısıyla yani entegre asimile olmak, ikisinin arasında bir çizgi var zaten.
Evet, ama hukuk bazen kısık kısık karışabiliyor tabii. Karışabiliyor. Ya da entegrasyon diye kastedilen bazı bir sürü evet. kere asimilasyon. Aslında galiba gibi. Burada şunu hatırlamak gerekiyor. Yani aidiyet diye bir şey var ve bu çok doğal. Sonuçta oraya gidenler kibrit çöpü değildi ki, kibrit çöpünün bile ait olduğu bir kutu var. Yani ait olduğunuz bir yer var. Buraya gelen bir Alman da kiliseye gitmiyorsa ömründe birdenbire kiliseye gitmeye başlıyor. Neden? Çünkü bir yere ait, köklerinin değdiği bir yer var. Orası Türkiye değil. Burada birdenbire kendini korumaya almak istiyor. Almanlarla bir arada oluyor. O da gettolaşıyor. Sadece Türkler gettolaşmadı ki. Evet. Ama evet, böyle tespitlerde bulunduk işte. Oraya gittik. İki sokak ötesini bilmeyen Türkler gördüm ben. Yani o marifetmiş gibi öyle yaşamış. Bulunduğu sokakta Türkler var. Orayı biliyor. Oradaki Türk bakkalına gidiyor. Ama onun çocukları bunu aşmış. Artık onların başka problemleri var. Yani işte demin siz bahsettiniz, ona giremedim ben. Suç Sarayı'nda mesela benim karakterim Mesut böyle tedirginliği yaşayan biridir. Hem bizim batıya dönük bir yüzümüz var. Ama bir de doğulu ruhumuz var. Oraya giderken bunu da taşıyoruz yanımızda. Ve bunun tedirginliği işte daha kuyrukta başlar. İner havaalanında polisin karşısında polis pasaportuna mührünü vermeden kuyruktakilere bakar. İşte onlar daha Anadolu'dur. Daha böyle bavulları iplidir falan. Kime benzediğini sorar. Onlara mı benziyordur? Batılılara mı benziyordur? Bunun cevabını aslında biz hala bulabilmiş değiliz, değil mi? Mesut da bu tedirginliği yaşar ve polis vuracak mıdır o mührü? Polis onu beğenecek midir? Yani yaşadığımız o büyük aşağılanmalar aslında çok da fazla anlatılmadı. Burada Almanya değil mi? Evet, o aşağılanmalar önündeki... derken ister istemez 40. yıl dönümünde çıkmış olan yine bir ortak çalışma, bir kitap. Tabii adı Yaban Sılan Olur kitabın adı. Oradaki bazı fotoğrafları da şimdi sayın izleyenlerimize gösteriyoruz. Yaban Sılan Olur'da bir fotoğraf çok dikkatimi çekti. Yabancı işçi yurdunun sıhhi tesisatı diyor. Böyle bir hortumun ucunda bir konserve kutusu, o delinmiş, bir duş yapılmış. Şimdi yurtlar bahsettik. Aslında biraz ara vereceğiz hocam ama önce siz bir bize bir girizgah yapın. Trenden indi işçimiz. Çalışacağı fabrikanın yurduna girdi. Böyle bir manzarayla karşılaştı mı gerçekten? Yani çok tuhaf değil mi? Böyle yani aşağılanmanın bir boyutu değil mi bu? Şimdi aşağılanma, yani böyle bir manzara muhakkak böyle bir fotoğraf olduğuna göre bir yerde bu bulunmuş. Ama gelenek böyle bir şey değildir. Şöyle bir şey. Alman işvereni iş ve işçi bulma kurumundan seçtiği zaman 20 ile 30 yaşlar arasında, bizim de 50. yıl göç kitabında her yerini, erkeklik uzuvlarını bile kontrol ederek aldı. Sağlıklı insanları aldı ve bunların optimal olarak verim vermesi için hemencecik fabrikaların yanındaki yurtlara yerleştirdi. Yurdun Almancası neydi bu? Heim. Heim. Bu heimlerde 6 kişi 8 kişilik odalarda yatırdılar, fazla maliyet olmasın diye. Ve yurtta ev arasında, iş yeriyle yurt arasında gidip geldiler. O zaman daha Türklerin altyapısı için kahveleri yoktu, meyhaneleri yoktu, camileri yoktu. Yurdun yanında da küçük bir mescit olarak bir oda gördüler. Bu insanlar orada 16 saat günde çalıştı. Biraz para kazanalım diye. Orada insanlık dışı bir çalışma temposu içine girdiler. Ve ilk gittikleri zaman otomotivde çalışanlar biraz daha şanslıydı. Fakat Kuzeyren-Vestfalya eyaletine gelen, Ruhr Havzası'na gelenler, gönül alımda biz o eyaletten geliyoruz. İlginçti. Orada demir-çelik madenleri, demir-çelik fabrikalarında ve madenlerde çalıştı. Madenlerde Almanların inmek istemediği ve belirli bir saatten sonra çıktıkları yerlerde biz daha uzun kalırdık. Ve o demir-çelik fabrikalarında çalışanlar çok kısa zamanda hasta oldular ve erken malulü emeklilik hakkı kazandılar. Hocam dilerseniz kısa bir ara verelim. Şöyle Aynen. yapalım. Mecbur vermek zorundayız. Çok kısa bir ara olacak. Ardından o ilk dönemi, bu çok dikkat çekici. Biz işçi istemiştik aslında evet. ama insanlar geldiği, siz hani bir Türk evet. gözüyle lütfen bize anlatın. Kısa bir ara veriyoruz. Yeniden merhaba. Bugün tarih konuşmalarında yakın tarihimizden bir konuyu, iki ülkenin sosyo-kültürel ve ekonomik dokusunu bir anlamda derinden etkileyen bir olayı ele alıyoruz. Bir göçü. 1961, 31 Ekim 1961'de anlaşma imzalanan bir anlaşmayla birlikte başlayan Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçü ve ardından yaşananlar. Tarihi perspektifte hakikaten
incelenmesi, konuşulması heyecan verici ama bir taraftan da işte üzüntü veren görüntülerle de biraz kalpleri burkan tarafı da var. Hep anlamaya çalıştığımız, belki bu programın başından beri beni sürekli sormaya gayret ettiğim, yani cevabını bulmaya çalıştığım şey, Almanya acı vatan neden? İşte 1961 ilk grupları anlatıyorsunuz. Burada fotoğraflar var işçi yurtlarından. Belli ki çok iptidai yurtlar yapılmış. İki tane ranza yan yana çakılmış. Hemen yanında dibinde kötü bir ofis dolabı ki eşyalarını koysunlar diye. Yerler tamamen taş. Hiç özen gösterilmemiş. Yani aslında ama geçiciler nasılsa gelecekler, bir süre çalışacaklar ve Almanya'dan ayrılacaklar. Fakat sonrasında manzara değişiyor. O yılları biraz anlatalım istedim hocam. Şimdi o yıllarda Almanya'nın üç büyük ayıbı var. Birinci ayıp, burada fotoğraflarını yapmak istiyorum. Muayeneler hakikaten şortuna kadar soyup her şeyini kontrol ediyoruz. İkincisi, bükerek burada her türlü sağlık kontrolü yapıyor ve Türkiye bunlara izin veriyor. Yani kurban bayramında gidip kurban seçerken yaptığınız muayeneleri, bir hayvan sağlıklı mı diye, aynını Almanya yapıyor ve Türkiye topraklarında yapıyor. Biz buna evet diyoruz, işçi gücü gitsin diye. İkinci ayıbı, Almanya'nın ikinci ayıbı, götürdüğü insanlara hakikaten yatırdığı yerler, aramızda konuşurken talebe yurdumu gibi de, hayır, İkinci Dünya Savaşı'ndaki toplama kamplarına benzer yerlerde kalıyor. Dediğiniz gibi 2 yıl, 3 yıl kalacak diye yapıyor. Üçüncü ayıbı da Almanya'nın. Almanya'da 60'lı ve 70'li yıllarda çok güçlü bir sendikal hareket vardı. 3 tane sivil toplum örgütü Almanya'da çok güçlüydü. Sendikalar, Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesi. 2000'li yıllarda bu üçü de büyük ölçüde çöktü ve ekonomik gücünü kaybetti. Sendikalar göz yumuyor. Bir Alman işçisi normal olarak 5 marka 4 marka saat ücretinden çalışıyorsa, buradan götürülen işçilere 2 mark 35 kuruş, 35 fenik yahut 2,5 veriyor. Biz bu üçüne ucuz iş olarak da evet diyoruz. Ve şimdi Maria Böhmer, bu Angela Merkel'in başbakanın bir çocukluk arkadaşı var. Göçmen sorumlusu olarak yaptı. Hep Türkler aman lisan öğrensin, lisanı. Oraya giden insanlarımızın hiçbirine ne lisan öğretildi, ne de lisan öğretme gerektiğini duyuldu. Şimdi Gönül Hanım söyledi, 2., 3. ve 4. nesilde de artık Almanca dil sorunu yok. Bunlar çocuk yuvalarına gidiyor, orada sokakta Almanca öğreniyor, şey yapıyor. Artık Türkçe sorunu var bunlar dönerse diye. Ve Almanya bu konuda o kadar ileri gidiyor ki lisan konusunda. Buradan mesela ben geldim, Almanya'da çalışan bir Türk'üm, Faruk'un olarak burada geldim ve bir Türk kızına gönül verdim, evlenip getireceğim. Getirmem için 1 yıl beklemem gerekiyor, vize alması için. 1 yıl lisan kursuna gidiyor. Lisan kursundan sonra 1 yıl sonra benim yanıma gelme izni veriliyor. Şimdi Ahmet Bey, bu Almanya, yeni uygulama tabii. Tabii. Şu anda mevcut olan. Almanya'da bir kural var. Almanya'da 1 yıl boyunca eşler yataklarını ve mutfaklarını ayrı olarak tutup yaşarlarsa, hiç başka gerekçe göstermeden ayrılma hakkına sahip. Bizim insanımızın da evlenip yanına gelmesi için 1 yıl bekleme. Yani 1 yıl içinde ikimize de şans veriyor. Kocanı veya karını bırak, şey yap. Aynı Alman Tayland'a gidip 5000 euro verip bir Taylandlı kız aldığı zaman, satın aldığı zaman onu hemen getirip oturma izni alıyor. Bu Türklere karşı bir dışlanma olarak yapıyor. Ve Maria Böhmer göçmen... Türkleri bir tehdit olarak mı alıyor? Türkleri artık sayı çok fazla geldi. Ferhat Sıra'ya o konuya değindi. Almanya'da göçmenleri dışlamada 2 tane önemli şey var. 1, İslam'ı dışlama. 2, Türkleri dışlama. Biz iki baskı da üstümüzde topladık. Almanları neden tehdit olarak aldırıyor? Almanlar şu açıdan. Almanlar neden tehdit olarak aldırıyor? Şimdi Almanya'da, 3 milyon Türk yaşıyor. Ya da aldırıyor. Türkiye. Bu ne demek? Her 25 Alman'dan biri Türkiye Cumhuriyeti ya Türk kökende. Ve biz pozitifte, negatifte en fazla göze çarpan kitleyiz. Bir de Almanya'da bu İslamofobi esasında 2001'de şeyden başlamadı. New York'taki bombalamalarla başladı. 11 Eylül'le başlamadı. Daha evvel başladı. 1990'da Sovyetler Birliği dağılıp Varşova Paktı ülkeleri çöktükten sonra sosyalizm ve Marksizm korkusu kalmadı ve Avrupalılar yeni bir düşman resmi aradılar. Bu yeni düşman resminde çok çabuk İslam'da vurdular. Cezayir'de FİS hareketi, Mısır'da Müslüman kardeşler,
İran'da Komeyni, bizde Necmettin Erbakan olayı onlar için bir düşman resmini oluşturdu İslam. 2000'den sonra bu çok pekişti ve Almanya'da 4 milyon Müslüman var, 3 milyonu Türk ve demin camilerden konuştuk. 2800 tane cami derneğimiz var. Eskiden camiler belli olmazdı. Eski istasyonların arkasında eski barakalar. Şu anda 130'un üzerinde minareli cami var. Ben geçen hafta Almanya'daydım. Köln'de bir cami yapılıyor. Hakikaten çok görkemli. Bu Almanları büyük ölçüde ürkütüyor. Yani göçmenlik kanunlarının bu kadar sertleştirilmesi, bu kadar zorluk çıkaran kanunlar haline dönüştürülmesinin temel amacı bir anlamda İslamofobi dediğiniz 11 Eylül'den sonraki bir de başka göçmen kalmadı. Almanya'da neden? Eskiden biz ne var giden İtalyan, Yunan, İspanyol, Portekiz, bunlar artık Avrupa Birliği'nin üyesi ve sayıları azaldı, kendi ülkelerine döndü. Göçmen dediğiniz zaman ilk önce biz aklımıza geliyoruz. Ha, Fransa'ya gittiğiniz zaman Maghreb ülkelerinden gelenler, Kuzey Afrika'dan gelenler. Hollanda'ya gittiğiniz zaman Surinam'dan gelenler geliyor. Fakat Almanya dediğiniz zaman Almanya çok kültürlü olmadı. Almanya iki kültürlü oldu. Alman kültürü ve Türk kültürü. Ve Türklere karşı tabii ki bir tepki var. Bizi bir tehdit unsuru olarak görüyor. Ama başlangıçta tabii işler biraz farklıydı. Yani bir taraftan hani belki yurtlar diyelim çok da elverişli değildi yaşamaya. Çalışma şartları çok zorluydu. Buna rağmen işte burada çok sayıda fotoğraf var. Hakikaten özellikle yurtlardan baktığımızda çok dediğim gibi ilkel, iptidai şartlarda yaşamış bu insanlar. Ama yavaş yavaş kendi melez kültürlerini inşa etmişler. Duvar halıları fotoğraflarını görüyoruz. Başbakan Menderes, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy'nin mesela duvar halısı, Atatürk'ün, Kemal Atatürk'ün. Enteresan objeler. İşte ellerinde radyolar, kıyma makineleri. Çünkü domuz eti yememek için işte sığır etini rahatlıkla kıyma haline dönüştürebilmek için kıyma makineleri, makarna makineleri, pikaplar. Bunlar yavaş yavaş Türkiye'ye de gelen, Türkiye'ye de getirilen hediyeler. Çok sayıda yeni sanatçı orada ortaya çıkan, orada yazdıkları şarkılarla ilgi duyulan, dinlenen Yüksel Özkasap'ı sürekli söyleyip duruyorum. Çünkü hakikaten bir büyük bir fenomen. Tarihtir, evet. Büyük bir fenomen. Ve yani şarkılarının hemen %90'ı gurbet şarkıları. Evet, yani bir aradığını bulamama durumu da var ama yani nihayetinde. Yine 70'lere doğru. Memleket hasreti var. Memleket hasreti var tabii. Yani. Ama tabii aradığını bulamama hali. Doğru mu? Yani bilmiyorum bu saptama. Almanya acı vatan, neden acı vatan? Yani şu aradığını bulamamak şöyle bir şey. O evet, bir kuşak veya o kuşağın içinde önemli denilebilecek oranda bir kesim evet oraya para kazanmak, işte ailesinin veya kendi geleceğini bir şekilde garantiye almak üzere bir tür faaliyette ekonomik faaliyette bulunmak üzere gidiyor. Çok net tanımlı bir şekilde gidiyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Yani tam da böyle bir şeyin hayatta yetmeyeceği çok belli. Yani insan çünkü sadece bir makine parçası değil, sadece elleriyle iş yapan bir hayvan değil. Yani insan aynı zamanda düşünen, inanan, duygulanan, sevinen, üzülen falan bir insan. Bunu ne sağlıyor? Aslında orada işte bütün bu göçmen kuşakların inanılmaz direniş öyküleri var aslında. Yani o fotoğraflarını gösterdiğiniz şey, yurtlardaki veya işe alınlardaki bütün o korkunç sahneleri veya korkunç koşulları aşacak veya onları telafi edebilecek başka bir şey üretiliyor. Bu çok klasik olarak az önce paralel evrenler, toplumlar, evrenler dediniz ya. Bu da mesela çok sosyal ve çok genel bir şey. Sovyetler Birliği'ndeki din meselesi için denir mesela. Paralel İslam'dan bahsedilir. Yani Sovyetler Birliği döneminde işte dinsizlik, ateizm vesaire işte resmi politikaların olduğu, camilerin, kiliselerin kapatıldığı bir işte kaç 60-70 yıl boyunca başka bir yerde bir İslam yaşıyor. İnsanlar çok daha çaktırmadan belki, çok daha yer altına inmiş bir şey yaşıyorlar. Aslında Türkler de sonuç olarak öyle bir şey yaşadılar. Yer altına inmiş bir kültür yaşadılar. O az önce sizin aranızda konuştuğunuz ritüellerle aslında işte ne bileyim hafta sonu pazar günü işte üç arkadaş bilmem gidip işte bir yere oturmak, küçük bir yerde ibadetini yapmak gibi bir şey. Fakat bu ritüelin bir başka kısmı da var. Bence muhtemelen o başarıyı arttıran veya gücü bir tür insanın kendi bünyesinde güç temerküzü sağlamasının bir tarafı Türkiye'ye dönüşler aslında. Yani ben mesela şöyle bir gözümde canlanıyor işte bizim akrabalardan işte nasıl en yakınlarım arasında işte Almanya'ya gitmiş ve dönen bir takım insanların işte yakın akrabalarımın durumunu düşünüyorum.
Onlar her döndüklerinde inanılmaz mutlu olurlardı mesela. Muhtemelen şöyle bir şey canlanıyor gözümde. Oraya Türkiye'ye dönmeden evvel, tatile gelmeden Vosogenleri vardı işte. O Vosogenler hatta inanılmaz hikayeler anlatırlardı bize. İşte bir takım yerlerden geçerken aa kaplumbağa kaplumbağa diye gülüyorlar bize falan derdi. Ve ama çok inanılmaz eğlence halini anlatırdı ve herkese hediyeler veriliyordu. Şimdi o herkese verilen hediye aslında tam da o şeyin ben her şeye rağmen bütün o çektiğim yokluklara bilmem neye işte dışlamalara falan bilmem neye karşı bir şey başarıyorum. Çok sık mesela evet. Beş cümlenin içinde iki tane Alman cümle konur. Alman ustabaşı demiştir ki ona işte Almanca söyler o cümleyi arkadan yani demek istiyor ki der tercüme eder. Şimdi dosya orada çekilen bir takım ya da yaşanan ritüeller var, direnişler var. İşte hayatta durmanın, ayakta kalmanın ve başarıyor olmanın, başarmanın inanılmaz bir inancı var. Ona bir sarılma var. Ve dönerken de yaşadığı tatminler var. O dönüş yolunda yaşamış olduğu tatminler. Gelecek burada işte başardım diyecek. Bu dost sadece bir göstermelik bir şey değil. Gerçekten inanıyor buna. Bu inanç aslında bir tür böyle işte cemaatin bu içine kapanmak anlamında bir cemaat değil. Direnmek anlamında bir cemaat. İnsanın sadece sınıf olmadığını, sadece ekonomik bir aktiviteden oluşan bir insan olmadığını, çok daha dolu dolu dünya kadar faaliyeti olduğunu gösteren bir şey haline geliyor. Son bir şey de burada şunu ekleyeyim. Yani bu tür basit işte Türkiye dönüşlerin ritüeli, Türkiye'ye dönüşlerin getirmiş olduğu tatminlerin ötesinde işte en son biz Ayhan'la beraber işte bu araştırma yaparken Münih'te işte bir takım Türkiye kökenli işte bir takım insanlarla tanıştık. Genç bir hanım. Oradaki bir festivalin düzenleyiciler arasında en önemli rollerden birini oynuyor. İpek Yolu adlı bir festival gibi bir şey düzenleniyor. İşte bunun içinde müzik, tiyatro falan her şey var ve anlattık yani sundukları, sergilemeye çalıştıkları aktiviteler arasında her şey var. Yani Yunan müziği de var, Ermeni müziği de var, Kürt müziği de var, tasavvuf müziği de var. Çok etkili, çok kültürlü bir... Ve bunu Türkler yapıyorlar. Yani kendi o hani işte tek kültürü, iki kültürü vesairelerini Almanlara ders veriyor. Yani Almanya'da başka türlü vatandaş olmak mümkün. Avantajları ne? Hem Türk'üm, çok iyi Türkçe biliyor. Çünkü annesinden, babasından evde bir de ana dili öğrenmenin avantajlarını orada görünüyorsunuz. Yani ana dili ciddi olarak öğretirseniz çocuğunuza Almancayı da çok iyi öğreniyor. Buna da benzer işte bir dil bilimcilerin çok güzel teorileri var. Türkçeyi biliyor, Almancayı biliyor. Artı İngilizce, Fransızca falan gibi bir sürü dil biliyor. Ve bütün bu bilgi seçtiğinde işte klasik müzik biliyor, Türk müziği biliyor, tasavvuf müziği biliyor. Bunu nerede sağlıyor? Berlin gibi bir yerde yapıyor. Dolayısıyla bu Berlinli Türk vesaire falan bir insan. Ve başardığını gösteriyor. Başardığını gösteriyor. Yani sanki böyle bir şey var. Yani bu bir ilerleme, gelişme falan gibi düşünmeyin. Ama başarı kıstasları değişiyor ve o cemaat dediğimiz direnme amacı, aracı olan mekanizma çok daha zengin başka bir takım direnme mekanizmalarına dönüşüyor. Enteresan. Gönül Hanım, yani insanlar üzerinden gidiyoruz haliyle tabii ki. Şey, Alman sosyoloğun dediği gibi yani işçi istemiştik ama insanlar geldi. İnsanlar tabii duygularını da getirdi oraya. Yani sadece memlekete olan özlem değil, erkekler kadınlara olan özlem. Yani kadın erkek ilişkileri. Çok ilginç çünkü birçok dökümanda, kitapta bu konuyla ilgili yani göç olgusuyla ilgili araştırmaların içinde Türk erkeklerinin Alman kadınlarıyla olan ilişkileri de var. Bu konuyla ilgili sizin aktarabileceğiniz, anlatabileceğiniz anekdotlar ya da ilginç saptamalarınız var mıdır? Şimdi sizin de dediğiniz gibi göç hikayesi aslında buruk bir hikaye. Bunun bir sürü sebebi var. Parantez parantezi açıyor. Hem istenmediklerini hissediyorlar bir sebep. Dışlanıyorlar. İşte 80'li yıllarda geri dönüş teşviği var. Bir yandan çifte vatandaşlık gibi çok önemli bir hak verilmiyor. Bir sürü kanalda istenmediklerini hissediyorlar. Dolayısıyla bizim mecburi Avrupa yolculuğumuz biraz buruk bir hikaye. Bu başta taşıyan bir öyküm var. Aslında Romanya'ya gidiyor orada aile. Almanya'ya gitmiyor ama tam da dediğiniz şey, yani insanların kalpleri var ve gittiklerinde beklenmedik sürprizler de oluyor, olaylar da oluyor. O öyküde de işte baba orada bir Roman kadına ilgi duyuyor. Şimdi Almanya'ya giden aileler nispeten klasik muhafazakar aileler ama onların çocukları bir Alman gibi hissediyor kendini. Bir Alman kıza aşık oluyor ya da kadınlar daha da vahim aileler için bir Alman erkeğe aşık oluyor. Çok yakında böyle Türkiye'ye gelmiş üçüncü kuşaktan bir arkadaşım oldu. Türkiye'yi denemek istiyor. Bu şimdi yeni trend. Türkiye'yi deniyorlar gelip işte orada eğitimlerini bitiriyorlar. Acaba Türkiye'de var olabilir mi? İstanbul'da var olabilir mi? Bir aylığına geliyor, iki aylığına. Ailesinin hikayesi tam da böyle buruk bir hikaye.
Vakfı Kebir'den gitmişler. Baba 50 yaşında kanserden ölmüş. Sağlık sorunları var değil mi? Geçenlerde Merkel biz size teşekkür borçluyuz dedi 50. yılda. Teşekkürden biraz fazlasını borçlular. Yani birinci kuşak çünkü böyle telef olmuş bir kuşak. Anne, abla bir Almanla evlendiği için erken yaşta üzüntüsünden Alzheimer oluyor. Yani insan hikayeleri gerçekten çok ilginç burada ama ben bu burukluğun yavaş yavaş aslında ironiye de dönüşebildiğini görüyorum. İşte resimde, sanatta, filmde Fatih Akın'ın filmi biraz böyle olduğu için çarpar beni. Aslında çok buruk bir hikayeyi çok ironik anlatır. Orada tamamen Almanlaşmış bir Türk, muhafazakar bir Türk ailesinin kızını istemeye giderken yanındaki akrabasını sürekli dürtükler. Çikolatada alkol yok değil mi? Çikolatada alkol yok değil mi? Ve adam artık usanır böyle en sonunda çok ters cevap veriyor. Yok, yok artık falan. Yani bu bence iyimser olarak baktığımızda gerçekten kayda değer sanatçılar, heykeltıraşlar, işte Feridun Zaimoğlu gibi edebiyatçılar, Emine Sevgi Özdamar gibi çok önemli yazarlar var. Yunus Tonkuş var, Türkiye'de yaşayan şu anda bir heykeltıraşımız. Yani bu acı hikayeler aslında tatlı hikayelere dönüşüyor bence zaman içinde. Hocam, bir de tabii işin dönüş tarafı var. Ferhat Hocam bahsetti, belki tekrar da oradan belki dönmek nihai hedef gibi görünüyor. Ama döndükten sonra da burada yaşanan, ya döndük ama burada da Almanca olduk ve kendisini dışlanmış hisseden insanlar var. Şimdi, dönüş öyküleri nasıl? Şimdi dönüş öykülerine bakarsak en büyük göç olayı 81-83 yılları arasında oldu. Bu Almanya ekonomik krize girip 10.500 mark verip işçilerimizi geri dönüşe teşvik ettiği zaman 240 bin kişi geri döndü. Bu teşviki daha da pekiştirmek için o güne kadar işçi olarak ödedikleri emekli sandığı kesintilerini de geri verdiler. Böyle büyük yüklü bir parayla döndü. O dönemler çok pişman oldu. 81-82'de Türkiye'nin hiçbir hazırlığı yoktu ve dönenler de Gönül Hanım'ın dediği gibi sağlık açısından artık sorunlu olan insanlardı. Bizim bu hazırladığımız kitapta onu çıkardık. 61-86 yılına kadar Türkler Alman emeklilik sandığına korkunç paralar ödediler. Almanya'da kural şudur. O yıl ödenen emeklilik kesintilerinden o yıl alınan emekli maaşları finanse eder. Benim ilk emeklim 1986 yılında emekli oldu. Yani 25 yıl biz orayı sübvanse ettik. O zaman dönenler başarılı olmadı. Fakat 2008'den sonra kaliteli Türk geri dönüyor. Nasıl dönüyor? Orada bir eğitim görmüş. Orada tıp da başarılı olmuş, hukukta başarılı olmuş, mühendis yahut da bir meslek öğrenmiş insan. Yani kariyer sahibi. Ve 190 bin kişi geri döndü. Şimdi bunların burada mutlu olup olmadıklarına yönelik bir araştırma yok. Bunun yapılması şart. Fakat benim konuştuğum, bu tabii bilimsel bir veri değil, çok çok mutlu. Neden mutlu? Almanya'da biz bir araştırma yapmıştık 2007 yılında akademikerler arasında. Türk akademikerlerin %60'ı ben burada üniversiteyi bitirdiğim zaman da Almanlar beni dışlar, herhangi bir iş vermez kanısı vardı. Ve hakikaten çoğuna da iş verilmedi. Kendi başına iş kurmaya teşvik edildi. Buraya döndükten sonra daha başarılı oluyorlar. Belirli bir kapitali de beraberinde getiriyorlar. Ve iyi branşlar seçtikleri için ben burada başarılı olacaklarından hareket ediyorum. Bunun en büyük nedeni de Almanya'da ekonomi durdu. Şimdi 2011 yılında Almanya'da toplam büyüme hızı 0,2 oluyor. Şimdi Almanya işsizliği falan indirdik diyor ama onlara inanmayalım. Bizim TÜİK'ten, bu istatistik kurumundan çok şey öğrendiler. Onlar da işsizlik sayısını çarpıtıyorlar. 2 milyon kişi kısa devre işte çalışıyor. 1,5 milyon kişi çelikte, kemirde işini kaybetmiş. Biz bunları 50 yaşından sonra kompüter öğretiyoruz. Evet. 1,5 milyon kadın da sadece Türk değil, Alman'da 18 ay iş bulamazsa iş piyasasının dışında sayılıyor. Ve şu anda orada yaşayan insanlarımızın %30'u işsiz, %44'ü de fakirlik sınırının altında yaşıyor. Bu açıdan bu dönenler burada bence daha mutlu olacaklar. Bu nihayet Almanların da ilgisini çekti. Alman geçenlerde Almanlar da göç etmeye mi başladı? Hayır. O değil. O çok doğru. O kadar doğru ki geçtiğimiz yıl 162 bin Alman Almanya'yı terk ediyor. İsviçre, Avusturya, Kanada, Amerika'ya gidiyor ve şu anda Alman Başkonsolosluğu'nun açıklamasına göre 15 bin Alman İstanbul'da yaşıyor. 60 bin de Antalya ve civarında, 75 bin
Alman var. Ne yani kadar? 75 bin Alman işçi var. Türkiye. Yabancı işçi. Buradan hareketle aslında tersine göçü de tabii, konuşalım isterseniz. Geçelim. Ama yine kısa bir aramız var. Tarih konuşmaları Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün 50. yıl dönümünü tarihi perspektifte ele almaya devam edecek. Evet, büyük hayaller ve umutlarla başladı serüven. 50. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Almanya'ya göçünün 50. yıl dönümünü 31 Ekim 1961'den bu yana neler yaşandı? Bir tarih koridorunun içerisinde değişik dönemlere ve değişik olaylara bakarak bir çerçeve çıkarmaya çalışıyoruz. Sayın Şen, aslında hocam bir de tabii işin artık 1990'lı yıllardan sonra 2000'li yılların başında her ne kadar İslamofobi işin içine girse de Mitbürger, yani hemşehri, doğru mu bilemiyorum, hemşehri evet, olma gibi bir evri geçirdiği bir süreç var. Yani göçmen artık yavaş yavaş kabullenilmiş. Yani göçmen olmaktan çıkmış, hemşehrimiz olarak algılanmaya başlamış. Doğru mu Mitbürger tanımı? Mitbürger, şöyle, Almanlarda bir teori vardır. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini reddeder, özel bir statü verelim derler. Evet. Ben ona hep derim, yarım hamilelik. Mitbürger de yarım hamilelik gibi bir terim. Yani ya oranın insanısındır, artık eşit haklar. Mitbürger dediğiniz zaman yarısı vatandaş ama yarısı değil anlamına gelir. Bu açıdan ben Mitbürger'i terim olarak yanlış bulurum bu kullanmaları. Almanların bu sınırlamalarıdır. Yani orada yaşayan insanlara sen tam benimle eşit değilsin. Yani Almanya'da Almanya'nın bireyi değilsin. Değilsin. Ama esasında tabii ki çok yanlış bir terim. Benim 3 milyon insanımın 1 milyonu Alman vatandaşı oldu. 1 milyon ne demek? Her 3 Türk'ten biri Alman vatandaşlığını aldı. 2000'de bu vatandaşlığı kolaylaştırdılar fakat çok büyük bir hata yaptılar. Kendi vatandaşlığını terk etmeden Alman vatandaşlığını almadı. Bizim insanlarımız da kendi vatandaşlığını terk etti. Alman vatandaşlığı aldıktan sonra gene nostaljik olarak Türk vatandaşlığını alınca 55 bin Türk'ü vatandaşlıktan attılar. Ondan sonra Alman vatandaşlığına geçişler durdu. Esasında Almanya ve Avrupa Konseyi'nin 55 ülkesinin 4'ü, 51'i kendi vatandaşlığına geçiş değerde büyük şartlar getiriyor. O şartları yerine getireni alıyor ama. Sadece 4 ülke, Almanya, Avusturya, Lüksemburg ve Danimarka kendi vatandaşlığına geçecek insandan eski vatandaşlığından çıkış belgesi istiyor. Halbuki bizim istediğimiz çifte vatandaşlık değil. Eski vatandaşlığını kaybetmeden Alman vatandaşlığına geçmek. Zira o zaman Almanya'da ben sadece Alman vatandaşıyım. Hmm. Türkiye'de Türk vatandaş. Almanya bu hakkı vermedi. Ama tabii ki artık mecbur olarak bir kabullenme statüsü içine de girmek zorunda. Zira giden insanlar, geri dönen insanlar, onları acıtan insanlar. Alman başbakanı bile bunların gitmesi bizim aleyhimize diyor. Zira Almanya yaşlanan bir nüfus. Şu anda 2011 yılında 40 milyon çalışan Alman 24 milyon emekliyi finanse ediyor. 2016 yılında 36 milyon çalışan Alman 28 milyon emekliyi finanse edecek. Ahmet Bey, bu ne demek biliyor musunuz? Bu sistemin çalışması için her çalışanın evine bir emekliyi alıp bakması lazım. Yoksa emeklilik kesintilerini ödeyemezsiniz. Almanya'nın yeni göçmenlere, genç göçmenlere, genç nüfusa ihtiyacı var. Esasında hakikaten her ailenin 3 çocuk sahibi olması Almanlar için çok daha geçerli olması lazım. Ancak öyle kurtarabilirler ekonomilerini. Evet. Buna karşılık da bizim insanlarımızın kaçması ve produktif Almanlar da terk ediyor. Yani sadece biz gitmiyoruz. Almanya'dan göç eden Almanlar da var. Bunu önlemek için belirli tedbirler almak zorundalar. Almadıkları takdirde işte Alman nüfusu yaşlanan ve göçen bir nüfus haline gelecek. Ferhat Bey, hocam, şimdi tabii bir taraftan bir dönme fiilinden, eyleminden söz ediyoruz ama bir taraftan da Almanya'da birey olma. Şimdi hocamız özellikle dönüşün avantajlarından bahsediyor son yıllarda. Türkiye'de dönenler memnun hayatlarından. Ama Almanya'da birey olma, yani Alman vatandaşı olabilirsiniz ama Alman bireyi olma hali zor gibi görünüyor sanki. Üçüncü kuşakta bile hala özellikle bir dışlanma psikolojisinden söz ediliyor. Bilmiyorum,
Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi evet böyle bir sorun var ama biraz bunu görevlileştirirsek ya da başka durumlarla karşılaştırırsak belki işte biraz daha yerli yerine oturturuz. Yani ne bileyim biz de bu memlekette birey olmakta zorlanmıyor muyuz? Yani her insan yaşadığı neresi olursa olsun mutlak suda balık gibi hissedilen durumlar çok azdır genellikle. Yani bu ancak işte bir aile çevremiz, anne baba, kardeşler, akrabalar veya kendi işte inanç cemaatimiz, işte kültürel, etnik falan yapıların işte belki böyle bir şey olur. O bile tam mutlak bir örtüşme hiçbir zaman yoktur. Yani bu daha çok biraz böyle toplumla, toplumsal hayatın çeşitli veçeleriyle yapılan müzakereler ve güç ilişkisidir bir yandan. Yani sahip olduğunuz işte kültürel, ekonomik, sermayeye bağlı olarak gücünüz artar veya azalır. İşte hem paranız, hem silahınız, hem de rütbeniz, ünvanınız falan varsa her kimse sizin yanınıza kolay kolay yaklaşamaz. Ama bunların bir kısmı eksilmeye başladığı zaman yarım yamalak gidersiniz. Yani orasını güçlendirmek için başka tarafınıza güç verirsiniz. İşte para kazanamıyorsanız işte daha bir cemaat belki sizi daha fazla tatmin olabilir. İşte beraber aşınızı, işinizi paylaşarak işte atıyorum beraber işte büyümenin yollarını ararsınız. Dolayısıyla Almanya'da galiba bunun çok farklı yollarını görüyoruz bence. Yani tipik bir şu durum yok. Ortalama bir Türk birey olmak konusunda sıkıntı yaşıyordan ziyade farklı Türklükler var, farklı Türkiyelilikler var. Hatta İşte dinleri, inançları, etnik kökenlerinin farklılıkları bakımından. Ve bu şöyle bir şey sağlıyor. Başarı örnekleri, yani bu sahip olduğumuz başarı kıstaslarına göre başarı örnekleri. Bu şarkıcılık, türkücülük, sinemacılık, futbolculuk da olabilir. İş adamlığı, işte müteşebbislik falan gibi şeyler de olabilir. Bu tür başarı örnekleri bir zamanlara kıyasla o Almanya acı vatan, Almancı. Gittiler orada işte Almanlara benzediler. Ya da gittiler, çok birbirine çatışan iki hipotez vardır orada. Gittiler Almanlara benzediler, kendi değerlerini unuttular diyen bir hipotez var. Bir de şey der, gittiler oraya Almanca bile öğrenemediler hala işte. Evet. Yani aynı şey aynı entegre anda. Entegre olamadılar. Falan gibi falan. Aynı anda şeydir. Hayır işte bu ne o ne o. Ya da hem o var, o var da bu var da başka bir şey daha var arada. Ve şöyle bir şey oldu. Ve bütün bu başarı örnekleri bir tür Türkiye'den gitmiş olan insanların bir tür diaspora gibi bir kelimeyi galiba bütün dünya literatüründe evet, olan evet. Hikaye aslında bizim Türkiye'den gidenler içinde var. Ama diaspora aynı Ermeni diasporası, işte Hindistan diasporası veya işte İngiltere'deki Rum diasporası falan işte ne olursa olsun fark etmiyor. Homojen değil. Diaspora sadece size o toplumun vermemiş olduğu bir takım özellikleri veya asla tatmin olamayacağınız yer duygusu, aidiyet duygusu, bir yere dokunma duygusu bunu size diaspora duygusu veriyor. Sanal bir alemin içinde kendinize bir fiziksel neredeyse bir yer ediniyorsunuz. Ama fiziksel yerle ilişkiniz, onunla yaptığınız yorum hiçbir zaman aynı olmuyor. Yani somutlaştırdığınız zaman, yani uçağa binip Türkiye'ye geldiğinizde aynısını bulamıyorsunuz. Tabii asla öyle bir şey yok. Ama işte şöyle bir şey yok. Diasporanın içindeki farklı bir takım özellikler, diaspora diye bir varlığın ortaya çıkması, dönüp dolaşıp sonuç olarak siz Almanya'daki bir Türkiye'li olarak size güç veriyor aslında. Hı. Ben dayanabileceğim, güç devşirdiğim bir yer var diyorsunuz. Bu sonuç olarak o başta söz ettiğim hipotezleri de darmadağın ediyor. Onlar artık ne Almancı ne işte entegre olamamış bilmem ne falan zavallı falan bir takım insanlar değiller. Onlar çok güçlü bir şey kimlik üretiyorlar aslında. Kimlik asla gene tekrar ediyorum. Aynı ışmayan, tek olmayan bir kimlikler yelpazesi üretiyorlar. Bu da tabii çok fazla insanın güvenini artıran ve buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor. Bence en önemli sonuçlardan biri bu. Artık Almanya ve Türkiye arasında net sınır yok artık. Yani Türklük ve Almanlık arasında net sınır yok. Bütün bu sınırlar artık çok daha müphem hale geliyor. Ve bunu yapanlar da tam da bu yepyeni bir Avrupa vatandaşlığının tecrübesini yaşayan, bunu tecrübeleyen, bunu somut pratik halinde yaşayan kimler yapıyor? Göçmenler yapıyor. Göçmenler hem Avrupa'ya hem Türkiye'ye başka bir vatandaşlığın mümkün olabileceğini öğretiyorlar. Bizim zihnimiz burada. 70'lerde, 80'lerde açıyor. Özellikle Türkiye'nin kimi bölgelerindeki aşırı geri kalmışlık hali bile aslında Almanya'nın gettolarında ya da işte banliyölerinde yaşayan Türkler arasındaki geri kalmışlıktan daha şey modern. Yani Almanya'nın bazı banliyölerinde öyle bir gerilik var ki Türkiye'de kalmadı artık o. Türkiye'nin dağ köylerinde bile görünmüyor falan gibi. Böyle bir yaklaşım bilmiyorum. Bu da tabii yani buna bağlı olarak soruyorum. Geri kalmışlıktan ne kastettiğiniz çok önemli orada. Yani hayattan tatmin diyorsanız öyle bir şey olmayabilir. Yani kimi suçlar, kimi işte yani zaman zaman Türkiye'ye yansıtılan biçimiyle cinayetler. Tabii, yani, evet, tabii tamam, Türkiye'de yani, de yani töre cinayetleri yaşanıyor ama Almanya'da yani peki ya Almanya'da niye yaşanıyor halen? İşte o yani şimdi o konuda Almanya'yı hem Faruk Bey hem Gönül Hanım belki daha iyi anlatırlar bana somut bir takım örnekler. Ben Fransa örneğinden size bir örnek vereyim. Yani oradaki illaki
Türkiyelilerin örneğini vermek gerekmiyor. Paris'in, Lyon şehrinin, Marsilya şehrinin banliyölerini düşünün. İşte Fransa gibi, nasıl diyeyim, böyle işte medeniyetin bilmem neyin aydınlanmanın işte beşiklerinden falan denen bir ülke. Bir tür toprak esasında dayalı millet fikrini inşa etmiş olan, yani Almanların ırk kültür meselesine kıyasla böyle bir ulus mantığıyla ortaya çıkmış olan bir yapıya baktığınız zaman, yani herkesi içeri alma kapasitesi varsayılan bir ulus bugün panlöleri tamamen dışlanmış durumda. Nereden? Çünkü burnu büyük, kibirli bir Fransız milliyetçiliğinin bütün tezahürleri kimler yaşıyor? Banyolar, göçmenler yaşıyorlar. Orada evet, işte her türlü aklınıza gelebilecek kötü şey, gayri hukuki vesaire, yasa dışı, işte dışlanmışlık. Çok basit örnekler işte. Yani devlet, hükümet diyor ki, bak kardeşim, ben sana sosyal tesis yaptım, spor yap burada, tiyatro yap. O banyolu göçmen yıkıyor mesela. Arabaları yakıyorlar. O yılbaşı zamanlarında böyle, evet, bir neresi şeye döner, bir tür aktiviteye dönüşü olan pali. Niye yapıyorlar bu insanları? Çünkü en baştan şu, sadece senden, devlet olarak senden fiziksel bir şey istemiyor, maddi bir şey istemiyor. Beni adam yerine koyacak mısın, koymayacak mısın? Eğer yaptığın faaliyetler, istediğin kadar beni doyurmak bilmem ne falan, bak iş bul falan gibi ötesinde, okul, sana okul getirdim. Hayır, ben senin okuluna niye gideyim ki sen bana saygı göstermedikten sonra? Benim kültürel kökenime, benim Cezayirliğime, bilmem Peugeot Renault fabrikası aşağılanmış olan babamın hatırasına saygı göstermediğin sürece, Cezayir'de katlettiğin dedeme saygı göstermediğin sürece, ben senin okuluna girip tarih derslerini okumak istemiyorum diyor ortalama bir Magrebli, Kuzey Afrikalı bir çocuk. Dolayısıyla o, işte ne yapıyorsunuz siz de bu duruma? Fransa'nın o kibrine, o kibirli Fransız milliyetçiliğine karşı duramamak için kendi cemaat veya direniş taktiklerinizi geliştiriyorsunuz. Başka bir hayat iş ediyorsunuz. Orası olurken de evet, açıkçası kusura bakmayın. Yani öyle mükemmel, gayet rasyonel, rafine böyle bir takım entegrasyon modelleri falan inşallah. Çok daha karma karışık, öfke dolu bir takım yöntemler eşliğinde insanlar kendilerini anlatıyorlar. Evet, öyle karşılaştığınız zaman, ya da böyle bir takım banyolar meselesi Anadolu'nun ücra köşelerinde bir takım durumları karşılaştığında, evet tabii orası çok acıklı bir yer belki. Evet, çünkü ben burada köyümde, atıyorum bir yerde işte Sivas'ın, Erzincan'ın, Muğla'nın bir köyünde kendimi belki çok öyle sosyoekonomik süper koşullar altında yaşamıyorum. Ama beni, en azından benim çevremle birlikte beni adam yerine koyan, en azından buranın vatandaşı olmaktan ötürü işte özel bir dışlayıcı bir takım politikalara maruz kalmadım. Psikolojik olarak kendimi dışarıda hissetmediğim bir dünyada, tabii ki çok daha tırnak içinde diyeyim, işte başarılı, makul bir şekilde yaşıyoruz. Bir yaşam heyecanı. Türkiye'deki insanda bir yaşam heyecanı var. Artvin'e de gitseniz, Çorum'a da gitseniz, İngeri Kalmış'ta bile akşamları, evet, bir yaşam heyecanı. Evet. Endüstri toplumunda, özellikle Almanya'da, ama bu Belçika ve Hollanda, yaşam heyecanı çöktü. Fakirleşmenin getirdiği heyecan çöktü. O insanların, göçmenlerin, özellikle emekli olanların gideceği doğru dürüst bir yer yok. Hayata küsmeye başladı. Bu Alman'da da var. Sadece bizde değil. Yani bizim mesela Amerika'daki, Chicago'daki zenci, kaybeden zenci evlerinde esrar alır, kapıları açıktır yatar. Türkiye'ye, İstanbul'a gelen göçmen 60'lı yıllarda geldiği zaman Vita tenekesinde çiçek yetiştirirdi. Anadolu'da öyle, bizde bir, Avrupa'da bir yaşam heyecanı çöktü. Ben gittiğim zaman hakikaten, bırakın İstanbul'la karşılaştırmayı, Anadolu'yla karşılaştırdığım zaman, ben Almanya'nın 6. büyük kentinde 20 yıl yaşadım, Essen'de. Akşam ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kaldırımları yukarıya kaldırıyorlar. Bu nüfusun yaşlanması ve ümitsizliğin başlaması. Ne oluyor? Avrupa'da artık... Pardon, kaldırımları yukarı kaldırmak... Yardım, yani akşamları 8'den itibaren sokakta insan görmüyorsunuz. Tabii, bir tabii. Almanca bir terminolojidir. Kaldırımları yukarı, yani hiç yok, hayatta yoktur artık. Adım atılacak yer yok. O açıdan var. Türkiye'de bu heyecan var. Bu da bizim nüfusumuzun yaş ortalamasının 28'de olması ve yarınlara belirli bir umutla bakması. Adam yarını ipoteği alıyor Türkiye'de ama ümitle bakıyor. Almanya yarını için para biriktirdi, artık onun da bir gerekçe olmadığını görüyor. Zira bakıyor artık Alman halkı, Türkleri bırakın, 70 yaşına kadar emekliliği bekleyecek duruma geliyor. Belki emeklilikleri 10 yıl sonra ödenmeyecek. Bunun bilincindeki insanlarda bir çöküş başlıyor. Gönül Hanım, yok estağfurullah. Gerçekten böyle bir umut var, bir bekleyiş. Yani Türkiye'ye döneyim, özellikle genç kuşakta var mı? Türkiye'ye döneyim, Türkiye'de kendimi çok daha rahat ve mutlu hissederim. Daha rahatlıkla temellerimi atabilirim, kök salabilirim gibi. Evet, var. Demin de bahsettiğim gibi bir deneme arzusu var en azından. Yani gideyim de bir deneyeyim, göreyim. Yani belki bana uymaz. Yani bunun bir yanılsama olabileceğinin de farkındalar, bu umudun. Bir illüzyon olabileceğinin de farkındalar. Çünkü ailelerinin bağlantısı kopmamış, kendilerinin bağlantısı kopmamış. İşte çanak antenlerle, kasetlerle
gelip gitmelerle, ziyaretlerle belki Almanlar da bunu teşvik etmiş. İşte ailelerin oraya gitmesini zorlaştırmış vizeyle. Ne yapmış? Türkler mecbur kalmış. Habire onlar köylerine gelmiş. Onlar Türkiye'ye gelmiş. Evet. Dolayısıyla bu bağ devam etmiş. Şimdi onlar sisteme biraz yabancı olduklarının farkındalar. Yani Türk sistemi çok onların bünyelerine uygun değil. Onlar çünkü daha fazla Alman. Alman sistemi de ama bir yandan tam uygun değil. İşte onların o katılığı, fazla kuralcılığı bunaltıyor. İşte biraz komikleştirirsek onların bisiklet yolları vardır. Eskaza dalmış ve oraya girmişseniz Alman ne yapıyorsun benim bisiklet yolumla falan dünyayı zindan eder. Şimdi bir tür çok fazla alışık değil buna. Yani ne olursa olsun orada da doğmuş ne kadar Almanlaşmış olursa olsun işte komşusunun ona merhaba demesini istiyor. Doğu Berlin'den geliyordu bu benim son bir ayda karşılaştığım arkadaş. Ya diyor, komşularım bana merhaba, ben merhaba diyorum, geri merhaba demiyorlar. Ve ben de vazgeçtim artık diyor ve hafif böyle bir küsmeye başlamış, içine dönmeye başlamış. Ama burada bir de şey yapalım, hani yiğidi öldür hakkını yeme usulü. Almanlar bizi nasıl görüyor acaba? Şimdi biz hep onları böyle çok katı, işte acımasız tarif edebiliriz ama onlar için de belki zor. Yani orada da işte bir Berlin'e gittiğinizde mesela Kreuzberg'in avlularında Türklerin en çok yaşadığı yerde avlulara böyle Türk çocuklarının sesleri taşar. Yani Türk ailelerin işte onların patlıcan biber kızartmalarının kokuları taşar. Ve ben orada yaşarken bir tane şeyi düşündüm böyle. Yani bir Alman olsam ben burada kendimi azınlıkta hissederim. Anlatabiliyor muyum? Yani veya işte apartmandan aşağı inerken belki çok kendini yalnız hisseden bir Alman bir bakıyor. Bir kapının önünde 20 tane ayakkabı falan birine ziyaretçi gelmiş. Bu sefer kendini çok yalnız hisset. Yani iki taraftan da bakabilmek lazım. İki taraf için de zor bu buluşma. Son birkaç dakikamız. Şöyle yapalım. Siz birkaç not aldınız. Faruk Bey'le sona erdireyim. O aldığınız notları merak ettim. İzolasyon meselesine hemen... Yani şöyle bir şey aslında. Bu yaşanan hikayesinde bir yandan da çok normal bir şey yaşanıyor aslında. Yani çok kolay bir laf belki ama şimdi vaktimiz olmadığı için küreselleşmenin sonuçları aslında tam da buralarda bir yerde yaşıyoruz. Yani sınırlar yok oluyor derken tam böyle bir yerlerde. Sadece tek bir yerle kendimizi anlatabilecek durumda değiliz artık. Kendimizi çok yönlülerimizle anlatmak eğilimdeyiz. Böyle bir şey izole olma durumumuz söz konusu değil. Çok çeşitli tecrübeler kazanıyoruz. Bu tecrübeleri sadece giden göçmenler kazanmıyor. Tabii giden göçmenler dünya kadar tecrübeyi esas olarak onlar yaşıyorlar. Ama o tecrübeyi biz de yaşıyoruz. Onların düşündüklerini biz de yaşıyoruz. Ve bunu Almanlar da yaşıyorlar. Almanlar da bunu öğreniyorlar. Belki bu tecrübe karşısında bir yandan ırkçılaşıyorlar ama bir yandan da başka bir Avrupa vatandaşlığı mümkün olduğunu söyleyen Almanlar çıkıyorsa tam da o sınırların ortadan kalktığını gösteriyor. Başladı. Tam sonuç olarak o tersine göç meselesinde şu baktığınızda o zaman tersine göç de çok normal bir şey. Yani tersine göç bile değil o. Burada mı yaşayayım, orada mı yaşayayım? Burası bir tercih. Burada da yaşayabilir. Bu bir tercih. Ya işte kimisi mesela bir sürü Türk için Türkiye'ye gelmek tatil ülkesi vesaireyken kimisi için Kapule'de inanılmaz bürokrat kapalı bir takım polislerin işte kontrolleri bilmemleriyle dertlenip gelmemek de olabilir mesela. Aynı anda bir sürü tecrübeyi beraber yaşayalım. Dünya vatandaşı olarak da değil mi? Ben öyle diyorum. Yani dünya yani vatandaşı. Bir tercih meselesi Almanya ya da Türkiye değil herhangi bir yerde ama kendini daha iyi hissettiği bir yerde yaşamak. Hocam 50. yıl evet kutlamaları yapıldı. Çok kısacık bir dakikamız kaldı. Evet yani şu 50 yılı bu kadar kısa sürede tabii konuşmak mümkün değil ama en azından etkinliklerle herhalde artık hatırlıyoruz neler yapmışız. Birikimleri ve deneyimleri bir araya getirip belki dersler çıkarıyoruz ya da sonuçlar çıkarıyoruz. 50. yıl kutlamaları iki ülkede de çok zayıf geçti. Neden zayıf geçti? Almanya mümkün olduğu kadar Türklerin bu göçünü ortaya çıkaracak toplantılar yapmak istemedi. Geçen hafta ben Tayyip Erdoğan'ın başbakan olarak oradaki konferansında ve yemeğindeydim. Türkiye Cumhuriyeti 1100 kişiye yemek verirken Türklere Almanya ertesi gün çok basit bir toplantıyla bunu geçiştirdi. Ha, kentlerde çok ayrı toplantılar oldu. Türklerin ağırlıklı olduğu yabancılar meclislerinde falan yapıldı. Fakat Türkiye'de de baktığımız zaman tren gezisi dışında çok büyük bir eylem konmadı. Yahut yapılan sergiler de biraz Gönül Hanım'ın dediği gibi biraz baştan savma oldu. Bu iki ülke için de esasında biraz ayıptır diye doğru düz yayınlar da az yapıldı. Fakat
Gül'ün Hanım'ın dediği iki konuya değinerek ben konuşmamı bitirmek istiyorum. Almanya'nın çok saygıdeğer bir cumhurbaşkanı vardı. Johannes Rau. Bu Solingen olayları olduğu zaman öldürülmeye, 5 kişi yakıldığı zaman politikayı bırakmayı düşünecek kadar bir kişi. Bu Berlin'de cumhurbaşkanı olduğu zaman önündeki çayırda Türkler her pazar mangal yapardı. Bir gün anlattı. Çıkıyor gidiyor ve bütün Türkler mangaldan sucuklarını şeylerini veriyor, bu yiyor. Hakikaten iki kültürün bir araya gelmesi, bir Alman cumhurbaşkanı Kuzeyren Vesfalya'da uzun zaman başbakanlık yapmış. Gidiyor kendi bahçesinin önündeki şeyde o mangal kokusuna karşı çıkmıyor. Buradan insanlar havaalanına giden yolda rahatsız oluyor, olmuyor. İkinci anekdotta Almanların uyum için bizden istedikleri Otaşil'i, sosyal demokrat bir İçişleri Bakanı'ydı. Sık sık görüşürdük. Bir yemekte bana şunu dedi. Her Bayşen dedi, sizin Türkler ne zaman Türkiye'ye, Almanya'ya uyum sağlar biliyor musun? Ne zaman dedi. Türkiye-Almanya milli maçında bunlar Almanya için bağırırsa dedi. O zaman dedim sen bir 150 yıl daha beklemen lazım. Böyle bir beklenti olmaz. Ama biz lokal patriotuz, biz bölge insanıyız. Halbuki bakın o zaman Essen'de oturuyordum. Ben maçlara da giderdim. Rot-Weiss Essen'in Holigon grubu vardır Almanlar. 200 tane geç. 100 tane de Türk genci katılır. Essen'de olan karşı tarafın seyircisini döverdi. Bakın dedim biz bölgeyle özdeşiyoruz ama sen milli takımını beklersen çok beklersin. Ama Dünya Kupası şampiyonasında şampiyonalarda Almanlar Türk takımını, Türkler Alman takımını. Biri elenmişse yapıyordu ama yoksa olmuyordu. Evet, bugün tarih konuşmalarında yakın tarihimizden çok ama çok önemli bir konuyu, bir göç dalgasını, bir göç hikayesini konuştuk. 50. yıl dönümünde Türkiye'den Almanya'ya göçün manzarasını, tarihi perspektifte manzarasını çizmeye, bugüne kadar taşımaya çalıştık. Çok değerli 3 konuğumuz vardı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta ayrı bir konu başlığıyla tarih konuşmalarında sizlerle yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.